Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz program Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi konuştuk. Orhan Gazi'yi öldürmedik. Orhan Gazi'yi bugün öldüreceğiz. Ardından oğlu Murat Ödevendigar'a geçeceğiz. Hatırlar mısınız? Orhan hala hayattaydı. Orhan Gazi'nin iki tane hanımı var. Her ikisi de Rum. Birisi kralın kızı Silibri'de, Aşıkpaşa zaten Tebarih Ali Osman'da böyle söyler... Silivri'de görkemli bir düğün yaptıktan sonra kralın kızıyla evlendi Asporça Hatun. Diğeri ise Tekfur'un kızı Holifera. Bizim Nilüfer dediğimiz Holifera. İkisi de Hristiyan. Bizim bugün şöyle düşünsenize. Şimdi bu cümlemin sonunda tövbe de haşa diyecek muhtemelen o abi. Abi düşün Oğlun sana Hristiyan bir gelin getiriyor. Dediğim an baba şunu der. Allah yazdıysa sebep Estağfurullah. Şunu demiyor. Ben oğluma güveniyorum onu Müslüman yapar. Çünkü güvenmiyor oğluna. Çünkü o kız bozacak onu. O biliyor yani. Malını biliyor. O yüzden Hristiyanlarla görüştürtme istemiyor. Orhan Gazi iki tane Hristiyanla evleniyor. Ama ikisi de Müslüman oluyor en geç olan Holifera. Holifera'yı Müslüman ol diye zorlamıyorlar. Holifera Müslümanların arasında Hristiyan yaşayan bir kadın. Papazı var, kendi rahibi var ya. Demiştim ya, düşünsene erkek. Karın var. Karının dini ibadetlerini yapsın diye bir rahip var. Abo, nasıl ters bize. Orhan böyle bir adam. Kendi hanımı için böyle. Ama Murat Hüdavendigar işte o kadının çocuğu. Yani öyle bir kadın ki bu, Hristiyan. Kadını zorlamamışlar. Burasını kazanmışlar. Burasını kazanmışlar. Bu ikisini kazanınca Yusuf İslam mı daha Müslüman biz mi? Bin kere Yusuf İslam. Çünkü biz beleşini aldık. Baba, ana, baba. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya gerçekten Müslümanlık hak din değilse? Hiç araştırdınız mı? Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık kıyaslayıp baktınız mı? Ya ben belki de yanlıştayım. Biz kıyaslamadan babam malı mirası olarak Müslüman olduk. Yusuf İslam kıyaslayarak, doğruyu görerek Müslüman oldu. Onun İslam'ı çok daha makbul, çok daha kıymetli. Biz beleşçiyiz yani. Düşünsenize İngiltere'de Yusuf İslam, Cat Stevens, acayip bir adam. Ya bugünlerin kimi? Tanımıyorum ki ünlü bir... Adam söyleyeyim bana, dünya ünlü bir şarkıcı. May o yaşlı örneği o ya. Justin Bieber. O da eskide ama neyse. Justin Bieber gibi bir hayat yaşıyor. Etrafında 500 tane kız var. Her türlü muamele ona karşı yapılıyor. Ve bu adam İslam'ı seçiyor. Ya inanılmaz bir şey bu. Ee, çok büyük bir nimettir Yusuf İslam için. O yüzden onun İslam'ı bizimkinden e, çok daha kıymetli. Bir de bir adam var, Yahudi. Diyor ya, şu kadar yıllık araştırmaların sonucunda. Hatta yakıldı ya. Önemli bir felsefeci. Hadi söyleyin. Ya bütün topluyor, bütün canlı yayını, bütün insanları, herkesi. Adam Yahudi ateist. İnanılmaz bir ekol ağzından çıkan her şey onun emirdir, kuraldır. Kur'an ayetidir. Topluyor. Bütün canlı yayın açık kameralar. Diyor ki 40 yıldır uğraşıyorum ve 40 yıldır bir gerçeğin varlığını nihayet gördüm. Bütün insanlık bu gerçeği bir gün kabul etmek zorunda. Ve şunu gördüm 40 yıl sonra diyor. Bu adam elini kaldırıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. E, ailesi kabul etmedi Müslüman olduğunu ve yaktılar adamı. Müslümanca bir namaz kılınmadı adamın. Sonra Müslümanlar gıyabi namazını kıldılar onu. Ya, o kadar... Abi söylesem var ya, evet diyeceksin ya ismini. Çok meşhur bir felsefeci. 1970'lerin adamı yani. Neyse, bu adamların dini böyle. Holiferan'ın da dini böyle. Yaşayarak, görerek, okuyarak, öğrenerek. Orhan Gazi, Babası Osman Gazi'nin emrinde cepheden cepheye giderken bazen de oğluna diyor ki şuraya git burayı fethet gel. Şimdi çocuk kaç yaşında? Kaç yaşında? 10 yıl sonra 14 yaşında baba diyecek ki çocuğa git falanca mahallenin itlerini yani it dediğim köpek değil. Serserilerini öldür. Onlarla bıçak bıçağa savaş, hepsini öldür gel dese ne yaparsın? Yaşı 14. Annelerin yüreği ne olur? Baba çocuğu ölüme gönderiyor. Nasıl bir durum? Bu çarşamba günü ben pek vaktim olmuyor. Evdeydim. Osman'ı seyrettim. Kuruş Osman. Osman Orhan Gazi'ye git diyor falanca kalenin etrafındaki Moğolları öldür temizle diyor. Oraya biz rahat girelim diyor. Abi 18 yaşındaki çocuğa Moğolları diyor temizle öldür. Arkasına 4 kişi veriyor. 4 kişi 5 kişi gidiyorlar. Oğlu ölebilir. Malhun Hatun Orhan'ın annesi. Malhun da böyle seyrediyor. Ya kocan oğlunu ölüme serserilere gönderiyor ya. Şimdi buradaki anneler nasıl bir duygu? Kocan oğlunu ölüme gönderiyor. Zor iş değil mi? Onların hayatı, onların sosyolojisi bugünden anlaş bugünden bakarsan çok da anlaşılır değil. Biraz farklı onların duyguları. E, Holifera Murat Hüdavendigar gibi bir adamı yetiştirdi. Holifera Holifera Orhan'la birlikte yaşamadı. Nilüfer Hatun yani. Kocasıyla yaşamadı. Kocası Bursa'da ve seferdeyken kendisi İznik'te resmen devlet başkanı gibi otağı vardı, emirler veriyordu, elçiler kabul ediyordu. Murat Hüdavendigar'ı bir anne yetiştirdi. Ve o anne, tekfurun kızı, bir Hristiyan'dan dönme. Ama Murat Hüdavendigar 27 yıl savaştı, şey 27 yıl hüküm sürdü. Kendimizi, kendimizi koyuyor muyuz ona? Ya üç günlük dünyada Allah aşkına şimdi yapılır mı bu ya? 27 yılda bir adam kaç savaşa girer kayıtlı? 40 ya. Adam 40 savaşa gitmiş. Her birinin de adı belli savaşların. 27 yılı 40'a bölersen 8 ayda bir savaş yapmak demektir. İşte Holifera'nın oğlu bu. Lilifera Hristiyan dönmesinin oğlu. Bu yüzden Yusuf İslam'ın İslam'ı bizden daha kıymetli. Daha makbul. Onun çocuğu daha iyi olacak bizden. Çünkü o kötünün içinden çıktı. Biz iyinin içinden kötüye meraklıyız. Murat Üda Bendigar, en son söyleyeceğim bir daha şimdi söyleyeyim. Kosova Meydan Muharebesi'nde aramızda var mı Kosova'ya gitmeyen? Lütfen gidin. Yani giden demiyorum bak. Gitmemek anormal. Gidin. Balkan toprakları bizim topraklarımızdır. Prizren, Pristina, Varna, Manastır, Makedonya, Üsküp, Bosna, Selamun Aleyküm dediğinde Aleyküm Selam diye cevaplandırılıyor. Geçenlerde bir şey, sokak röportajları var ya, insanları kavga ettirip para kazanıyorlar ya. Orada bir tane spiker sordu bir çocuğa, bir adama. İşte nerelisiniz dedi. O da dedi ki Prizren'deyim dedi. Şimdi Prizren yabancı bir yer. Halbuki Prizren Müslüman ve yarı Arnavut yarı Türk. Herkes Türkçe biliyor Prizren'de. Prizrenliyim dedi. Aa dedi Türkçe biliyorsunuz ne güzel dedi. O da dedi ki soruyu sorulan adam Prizrenli olan muhabire dedi ki sen dedi neredesin dedi? Dedi ki muhabir Trabzonluyum. Dedi ki Prizrenli de ben Prizrenliyim. Prizren 1389'da Müslüman oldu, Türk oldu. Sen 1461'de Müslüman oldun Türk. Hangimiz daha Müslüman Türk'üz dedi. 1389-1461. Lozan Konferansı ile çizilen bir haritada Prizren bizim gönül coğrafyamızı uzak. Halbuki Prizren Türkiye'deki pek çok şehirden daha Müslüman bir yer. Prizren. Namaz kılmayan sayısı o kadar az ki Prizren'de. Ezanlar okunuyor. Ezanı Muhammediler. Her yer tekke. Tekkelerle dolu her taraf. Medrese var ya medrese. Balkan topraklarında medrese olmayan ve çalışmayan, dergah olmayan, tekke olmayan memlek e, ilçe yok, il yok. Oralar öyle bir yer. İşte Murat Üdavendigar'ın şehit olduğu yer Kosova. Şehre doğru girerken yani ovaya doğru girerken tüm kaynaklar şöyle söylüyor. Lütfen kendinizi Murat Üdavendigar'ın yerine koyun. Öyle çünkü tarih böyle empatiyle yapılıyor. Empati yaptığında tarihi anlamda eleştirdiğin bir adamı eleştiremez hale geliyorsun. Şimdi beni eleştiriyorsun ya. Gel lan buraya diyorum. Ben orada oturacağım, sen burada otur. Anlat bakayım diyorum. O zaman buranın zorluğunu anlıyorsun. Empati yaptığın zaman. Ortalık toz. Ellerini açıp diyor ki ya Rabbi. Ben burada senin davan için varım. Sana yalvarıyorum. Yağmur yağdır. Şu şey toz toz bulutu yere insin. Abi cümleye bak. Ne kadar erkekçe. Düşmanının gözüne bakayım diyor. Düşmanımı göreyim. Gözüne bakayım öyle savaşayım diyor. Toz bulutunu indir diyor. Sonra cepheye, ovaya geldiğinde savaş namazı kılarken Murat Hüdavendigar'ın duası kayıtlıdır tarihte. Selahaddin Eyyubi bunu etmiştir. E, Alparslan Gazi etmiştir ve Murat Hüdavendigar etmiştir aynı duayı. Ellerini açar ve der ki Ya Rabbi sen beni benden daha iyi bilen Allah'sın. Benim bildiğimden daha iyi biliyorsun beni. Sen de biliyorsun ki ben burada namıma nam kazanayım. Topraklarıma toprak katayım namım yürüsün, şöhretim yürüsün diye yokum. Ben burada kelamı kadimini, yüce kitabını dünyalara yaymak için varım. Yer yurt sahibi olmak için uğraşan ümmetine yer yurt bulmak için buradayım. Eğer sen bizi burada mağlup edersen bir daha ümmet toparlanamaz. Ümmetin beli kırılır, bir daha toparlanamaz. Galip et bizi ya Rabbi. Ümmetimin ve torunlarımın mutluluğu için galip et bizi ya Rabbi. Eğer galibiyetimiz, şu cümleye bak, benim şehadetimden geçiyorsa, öldür beni ya Rabbi. Sonra canlan dirilt, bir daha öldür ya Rabbi. Sonra dirilt, bin defa öldür ya Rabbi. Her bir ölümümde kılıcın acısını hissedeyim diyor. Düşünsene vücudunu kesiyorlar. Onu hissediyorsun. Diyorsun ki çocukların mutlu olsun yeter ki. Ben burada öleyim ya Rabbi diyorsun. Allah duasını kabul etti. Ve cephede savaş meydanında şehit oldu. Murat Hüdavendigar orada öldü. Şimdi aramızda hangimiz? Tanımadığımız atıyorum. Eskişehir ve Kütahya'daki çocuklar mutlu olsun diye öldür beni ya Rabbi diye dua eder. Eder miyiz? Bu adam ama padişah. Bu adamın cariyeleri var. He? Muhteşem yüzün hatırlayın. Bu adam yan yatıyor. Böyle üzüm yiyor. Oynayın lan diyor. Dans sözler böyle oynuyorlar. Öyle değil mi? Filmde öyle. Bakıyorsun ama cephe meydanında kardeşim senin için sen onun torunusun ya ve ümmetin torunusun ya torunlarım için diyor ümmetim için bir yer yurt bulayım. Öldür beni ya Rabbi diyor. Sen evin nerede? E sen nerede bir evin olsun diye adam ölüyor ya. Yani tarih okuması böyle olmalı. Biri ölüyor abi senin için. Şimdi bu adam sevilmez mi? Sen mutlu ol diye ölen biri var. Tıpkı bugün Mehmetçiklerimizin öldüğü gibi. Eril Alperen, en son şehidimiz, teğmen. Bir hakemin yediği yumruk kadar kıymetli olmayan bir adam var. Bir teğmen. Bu programlar yapılsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü sağlansın... Devletimiz var olsun diye canını veren bir çocuk var. 20 küsür yaşlarında bir teğmen, yeni olmuş teğmen. Adı Eril Alperen Emir. Duyduk mu böyle bir şeyimizin olduğunu? 4-5 gün önce vefat etti, şehit oldu. Ama işte gel gör ki hakem yumruk yedi. Faruk Koca atıldı. 4 gün konuşuldu Faruk Koca, 4 dakika konuşuldu Alperen Birileri ölüyor ki Hüseyin Yalası ne diyor? Yiğitler, kahramanlar can verir. İşte o kahramanlardan biriydi. Nihal Asıl'ın dediği gibi yani. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Murat Hüdavendigar'ın duası abi senin bir evin olsun diyeydi. Bu adamı sevmek zorundasın başka bir ihtimalin yok. Böyle adamlar sevmek lazım. Orhan Gazi devletin varlığını sürdürebilmek için uğraşırken öz oğlu, kendi evladı Süleyman Paşa'yı Rumeli'ye gönderir. Rumeli'nin fethi için. Süleyman Paşa en büyük oğludur Orhan Gazi'nin. Ondan sonra Murat Hüdavendigar gelir. Murat Hüdavendigar'ın yaşı 14 iken, 14 ya, çocuk var mı 14 empati yapın? Abi 14 ya, Abisi 20 yaşında, bu 14 yaşında diyorsun git Bulgaristan'ı fethet diyorsun. İşte Rumeli'yi yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar gömmeyelim şimdi yavruyu. <laughs> 14 yaşındaki bir çocuğu savaşmaya gönderiyorsun. Ve o da elinde kılıçla savaşıyor. Ve Süleyman Paşa, hatta geçen hafta bir şey anlatmıştım. Aşık Paşa'da Tebari Ali Osman'da yazıyor. Abi Gelibolu Kalesi var. Alamıyor Müslümanlar. Nasıl alacaksın ki? Top yok, tüfek yok. Merdiven dayayacaksın. Adamın üzerine zeytinyağı dökecekler. Kaynayan zeytinyağı. Zor iş kale almak o günlerde. Bursa 20 yılda alındı. İznik 26 yılında alındı. Yani zor alınıyor kaleler. Göndermişsin paşayı oraya. Paşa değil bu. Bu şehzade. Adı o. Süleyman Paşa. Çocuğun ismi o. Bir de, o, bir de onun kardeşi var. 14'lük bir çocuk. Onu göndermişsin. Alın orayı demişsin. Çok durmuşlar abi. Alamıyorlar. Yatsı namazını kılmışlar. Demişler ki Ya Rabbi nasip et burayı. Biz alamıyoruz yani. Alalım burayı. Demişler. Alamıyorlar ya. Olmadı, nasip olmadı. Sabahleyin gidelim. Sabahleyin çadırları söküp gidecekler. Sabah namazından sonra bir deprem oluyor abi. Kalenin duvarları yıkılıyor. Aha böyle bakıyorlar abi. Gelibolu'ya o günlerde Tanrı Yuku deniyor. Tanrı Yuku bölgesi. Ve Tanrı Yuku'na Osmanlı giriyor. O kadar uğraşıyorlar, alamıyorlar. Abi dua edersen, bak dua edersen ama hakikaten böyle her şeyinle edersen, Allah gerçekten yardım ediyor. Ee, Mısırlı bir alim. Niye ben bu adamların isimlerini unutuyorum? Mısırlı bir alim. Yeni. Hatta peygamberin hayatını yazan bir adam. Bak o diyor ki, ben Müslümanım ya. Ben Müslümanım çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu bir bay, e, bahşetmektir, şereftir. Allah vermiş. Tamam eyvallah. Allah'ım Allah'la aramda direkt de bağlantı var ya. Çok basit. Abdest al, namaz kıl, aha huzurdasın. Bugün sizden birini Recep Tayyip Erdoğan özel isimle çağırsa, gel yarın görüşelim. O gece uyuyamazsın heyecandan. Ne giysem acaba dersin. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ı yaratan Allah seni beş defa çağırıyor işte her gün. Gel huzuruma gel diyor. Gel. Allah'a desem ki ya Rabbi. Bak biliyorsun ki. Bak biliyorsun. Bu ülkede münevver sayısı az. Namaz kılan profesör sayısı az. Beni, ben namaz kılıyorum. Ben, sen biliyorsun Allah'ım. Beni e, üniversitede Boğaz içinde tarihe sok. Çünkü ben münevver olmak istiyorum ve Müslüman münevver olmak istiyorum. Sen bunu yap desem Allah yapar mı? Yapmaz abi. Çünkü çalışmam lazım, ders çalışmam lazım. Yemez. Duaya sığınmamak lazım. Bir tek dua et sonra yat olmuyor o işler. Bize duanın ahlakını kim öğretti? Allah Resulü Peygamber öğretti. Nasıl? İki tane ihtiyar adam. Birinin adı Muhammed, birinin adı Ebu Bekir. İki tane ihtiyar adam. Bunlar yaşlı. Yani peygamber ve efendimiz ayrı ama vücutları yaşlı. Bir köle giriyorlar. Peygamber efendimiz dua etse, Ya Rabbi, senin ben son peygamberinim. Ben ölürsem, ya biliyorsun ya filmin başrolü ölmeyecek. İslam'ın da başrolü peygamber efendim ölmeyecek ya. ya. O ölürse biter zaten, İslam biter yani. Peygamber ölmeyecek davasını nihayetlendirene kadar. Bunu o da biliyor. Yayması gereken görevli o. Allah vermiş görevini. Yarıda niye bıraksın? Filmi senaryosu gereği. Ya Rabbi işimi yapamıyorum. Arkamdaki kafirleri sen kahret Ya Rabbi dese olmayacak belki. Peygamber Ya Rabbi yardım et demiyor. Allah'ın verdiği ayaklarla çölde yürüyor. Saatlerce, günlerce yürüyor. Kum tepelerinin ardına saklanıyor. Bazen kafirlerle arasında 30 metre kalıyor, konuşmalarını duyuyor. Arkalarına saklanıyor. Çölün tam ortasında bir dağ var, dağın eteğine geliyor. Ellerini açıp, Ya Rabbi bana yardım et. Kaçacak yer kalmadı demiyor. Yer var mı kaçacak? Var. Neresi? Dağın tepesi. Dağın tepesine çıkıp Ya Rabbi bir çölün ortasında Bir tepenin üstündeyim Kaçacak yerim yok bana yardım et demiyor Çünkü yeri var Bir mağara Bir mağaraya giriyor Ya Rabbi bana yardım et Artık kaçacak yerim kalmadı demiyor Çünkü kaçacak yeri var O mağaranın da oyuğu varmış İki kişilik bir yer O oyuğa giriyor İki ihtiyar bir çöl Bir tepe üstü bir mağara Mağara değil bu arada orası şey. Umre'ye falan gidenler, hacı gidenebilir. yok mağara değil o, oyuk. Oyun içinde iç oyuk var. Bir oyuğun içinde iç oyuğa girmiş. Daha yapacak bir şey var mı? İnsan olarak yapacağı her şeyi bitirdi mi? Ondan sonra elimi açtı. Bittim dedi. Ya Rabbi ben bittim. Yani insan olarak bu kadar. İşte o adını hatırlayamadığım kişi diyor ki, bittim diyene Allah yettim der. İşte sonra o örümcek ağları, o güvercinler falan geldi onun önüne vesaire ve oradan çıktılar. Bizler Müslümanlık insanlığı kurtarsaydı eğer Afrika bugün bu halde olmayacaktı. Bakın geri kalmış ülkelere çoğunun dini ne? İslam. Sebebi ne? Bunu biz de anlayacağız. Dünyanın kuralları çalışmaktır. Çalışmayıp Allah dersen yemez. Çalışmadan Allah demeyen bir peygamberin var çünkü senin. Şu kız çocuğu deli gibi çalışmazsa ot düğü kazanamaz. Bu kadar basit. Kaz deli gibi çalıştıktan sonra ellerini açıp diyecek ki Ya Rabbi ben bittim. Çok çalıştım. Sen şahitsin. Günde 600 bin tane soru çözdüm. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ben bittim dediğinde Allah onun heyecanını alacak unuttuklarını hatırlatacak. Ama neyi hatırlatacak abi? Neyi? Unuttuğunu, bilmediği bir şey hatırlatmayacak. Okuyup unuttuğunu hatırlatacak. Ve o da Allah'ın yardımıyla sınavı kazanacak. Osmanlı'daki temel mantık, o kuruluştaki temel mantık, ben yatayım Allah versin değil. Hani Yahudiler demiş ya Musa Aleyhisselam'a, sen ve Allah'ın git savaş, biz burada seni bekliyoruz. Bir de bize yemek indir, yemek yiyelim. Acaba bunu yukarıda hangi aşçı yapıyor? Salaha bak. Bir aşçı var o hangi... Bunları sormuşlar. Bu Müslümanca bir tavır değil. Yatmak değil. Allah'ın kuralı, İslam'ın kuralı, Osmanlı'nın da kuralıdır. Çok çalışmışlar. Hiç durmadan çalışmışlar. 14 yaşındaki evladını cepheye göndermek ne demek ya? Bu normal bir adamın yapacağı bir iş mi? Cevap 21. yüzyılda yaşıyorsak hayır. Ama o gün Nasıl bir fedakarlık? Evladını, iki evladını, kocasını savaşa gönderen bir kadın nasıl bir kadındır? İki oğlun ve kocan savaşta. Ölebilirler mi? Tabii ki ölebilirler. Bunu göze alıyorsun. Neden? Devlet, millet, ümmet, İslam, din. Bir sürü manevi figürün var. Orhan Gazi çocuklarına çok fazla bunu yüklemiş. Ve bu noktada Süleyman Paşa Çıktığı yolda şehit olmuş. Peki ordu paşa vefat ettikten sonra geri mi dönüyor? Hüdavendigar alıyor şeyi görevi. Murat alıyor yani. İşte 14 bunun bebe. Ve onunla başlıyorlar fütuhat hareketine. İnanılmaz bir adam. 27 yılda 40 savaş ne demek ya? Ardından Bursa'ya döndüklerinde Orhan Gazi çok kara bir haber alıyor. Çok kara. Haliliz bu bilmiyorum Türk müfredatında bu niye yazmıyor. Orhan Gazi'nin Halil diye bir oğlu var ve Halil kaçırılıyor. Foçalı korsanlar tarafından kaçırılıyor. İki sene boyunca Orhan'ın eli kolu bağlı. Halil'i kurtarmak için uğraşıyorlar. Bu esnada Orhan Asporça Hatun'la evleniyor. Roma İmparatorluğu ile akrabalık kuruyor. Ve Sırbistan'a da Roma İmparatorluğu'na her saldırdığında onun damadı benim diyerek Sırplara saldırma hakkını kendinde elde ediyor. Halili bulmak için de ak akrabalık bağını kullanıyor. Ardından Romalılar Halili buluyorlar. Şimdi Orhan'ın Halili var. Başka Murat'ı var. Süleyman Paşası var. Bir de Doğan diye bir çocuğu var. Halil'le Doğan ya ne kadar kötü bir şey ya. Orhan Gazi 1361'de vefat ettiğinde Hüdavendigarı veliaht gösterdiğinde Orhan şey Halil ile Doğan bu durumu kabul etmiyorlar. Ve isyan ediyorlar. Murat Hüdavendigarı'nın yaptığı ilk faaliyet devlet için isyan eden, devleti bölmeye çalışan ve hatta Roman İmparatorluğundan devlete Romalı asker sokmaya çalışan Halil çok fazla Romalılarla kaldığı için hatta dil de öğrenmiş, onların kültürünü öğrenmiş. Asker çağırıyor gelin abimi indirelim diye. Abi gel abimi indirelim diye Romalı askerleri çağırıyor Halil. Ne yapacaksın? Murat Üdevendigar'ın ilk faaliyeti kardeşlerini öldürmekti. Çünkü kardeşleri sizin devlet tek başına bir belli bir yere gidemez. Orhan Gazi 1361 tarihinde vefat ettiğinde Murat Üdevendigar seferdeydi. Babasının ölüm haberini dönüş yolunda aldı. Nasıl bir hayat? 16 ay askerlik yapmışım. 16 yıl anlattım. Adamların birisi cephede, biri orada ölüyor baba ölüm döşeğinde. Oğul mu oğul yok, hepsi görevde. Geldiğinde babasını ölü buluyor Hüdavendigar. Fakat paşalar tabii o ara paşa kavramı yok. Paşalık kavramı ilk defa Hüdavendigar koyacak. Murat koyacak. Bütün beyler, bütün vezirler, e, o ara Çandarlı da yok. Çandarlı için daha çok erken. Herkes Hüdavendigar'a diyorlar ki sensin babanın adayı, sen olacaksın. Halil ve Doğan bunu kabul etmiyor. Orhan Gazi'nin ölüm sebebi bir kere dedim, bir kere daha diyeyim, pandemi. Biz zannediyoruz ki pandemi bu yüzyılı özel bir de Çin'de bir laboratuvarda üretildi. Bütün dünyaya yayıldı. O kadar. Bir de çip sokacaklar bize. Çip sokacaklar. Değil mi? Ben telefonumu alıyorum elime. Şimdi bakıyorum. Telefon açılıyor. Bakmam yetiyor. Bundan bir öncekini de parmak izimi dokunduruyordum. Açılıyordu. Banka hesap banka hesaplarıma direkt giriyorum. E-devletime direkt giriyorum. Bakıyorum, gözümle açılıyor. Sonra diyorum ki çip sokacaklar bizi. Daha ne var kalma, kalan geride? Çip sokacaklar diyor ya, daha ne yapması gerekiyor adamın? Her şeyin orada zaten. Yazışmaların orada, resimlerin her şeyin orada senin. Çip sokacaklar bize. Ben bilmiyordum. Pandemi, epidemi falan kavramlarını bilmiyordum. 2020 yılında Ülke TV Tarihte Yürün Adam programını yapıyorum ya. Bugün de vardı. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Saat 4'teydi. Eyvallah. Seyretmemişsiniz. Ben kime yapıyorum bu programı bilmiyorum. Bir de programın reytingi de iyi abi. Kimse öyle <laughs> bilmiyorum ama iyi yani. Reytingi iyi. Kanalın ortalaması 0.40, benimki 1 civarında. Ona ben müdahale edemiyorum. O kanalın abi. O Ülke TV kanalının şeyi. Abi, Eyvallah. Efendim? Buraya gelenlerden başkası bilmiyor ki programı. Evet. Onun kadar. Abone yok ama bin abone. Ülke TV o kadar çalışıyor. Ahmet Anapalı YouTube sayfası benim, Enes'le bizim. Ülke TV Tarihür'ün adam programı. Ben de sizin gibi bakıyorum ona. Yani hiçbir müdahale etme hakkım yok. Ben para alıyorum ya kanaldan. Dolayısıyla benim yaptığım programları yayınlama hakkına sahip kanal kullanıyor ve yayınlıyor. O tamamen kanalın, Kanal 7 ve Ülke TV'nin sosyal medyacılarının problemi. Az olması. Ee, Ahmet geldi yani Allah çekiyor. razı olsun. Var ol kardeşim. Bir de bu arada hep yaşlı teyzeler beni, aa evladım seni tanıyoruz diyorlar. Bir de abiler tanıyor. Genç hanımlar, genç beyler sağ olsun. Ee, çok uzaklar. Hep bir kitlenin üstü. Ne hitap ediyorum anladığım kadarıyla. Dediler ki bana salgın hastalıklar tarihini yapacaksın. Hakikaten oturdum, çalıştım bir 10 gün ders çalıştım. Sonra program yaptık. Öğrendim ki öğrendim ki Allah Resulü Peygamber Efendimiz pandemi döneminin peygamberi. O yüzden çok fazla salgınla alakalı, veba ve cüzdanla alakalı şeyi var. Hadis-i şerifi var. Bu yüzden. Çünkü çok fazla yaygın dünyada. Onun içinde bulunduğu pandemi 300 sene sürmüş. 300 sene. Bu yüzden peygamber e, çok fazla salgın hadislerini söylemiş. Orhan Gazi zamanında kara veba var. Kara veba. 1200'de başlamış, 1500'de bitmiş. 300 yıl e süren bir e, salgın. Nasıl bitiyor? Virüs kendi kendini yok ediyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Kendi kendini yok ediyor. 1720 veba. 1820 cüzzam. 1920 İspanyol gribi. Mustafa Kemal iki defa İspanyol gribine yakalanıyor. Evet. iki defa Covid'e yakalanıyor yani. Koronavirüs oluyor Mustafa Kemal. Biri Viyana'da, şu böbrek tedavisi görmek için gittiği kartpattan sonra, biri İstanbul'da bandırma vapuruna binip e, Samsun'a çıkarken hastalık bitmiş de terleme ve nefes darlığı kalmış. Bu yüzden Mustafa Kemal e, şey, bütün hatıralarda koşudan dönmüş gibi nefes alıyormuş bandırmaya çıktığında. Hastalığın şeyi kalmış onda, Ney? Sonraki tesirleri kalmış. İki defa yakalanmış COVID'e. Bir, 2020'de Covid. 2120'de ne olacak bilmiyorum. Ama bu her 100 yılda bir çıkan. Bazen 100 yılda bir çıkıyor ya. Bitmiyor 100 yıl. Diğer yüzyıldaki de çıkıyor ya. İkisi bir de gidiyor. Veba ve cüzdanın gittiği gibi yani. Çok korkunç hastalıklar. Orhan Gazi pandemiden vefat ediyor. Yeni caminin imamı da Dalgıç Mehmet Efendi Ağa da pandemiden ölüyor. O yüzden 66 yılda o yüzden demeyelim. Sebeplerinden biri de bu işte. Onun o kadar uzun sürmesinin. Orhan Gazi'nin vefatından sonra Murat Hüdavendigar halkın genel oy birliği ile hükümdarlığa geçiyor. Ve diğer kardeşler açığa çıkıyor. Ama henüz taht için kardeş öldürmek diye bir şey yok. Fakat bu iki kardeş Roma'dan yardım istiyorlar. Diyorlar ki bize yardım et. Şunu indirelim. Şimdi soru. Kardeş, kardeşlerin Ermenistan'dan yardım istiyorlar. Ve diyorlar ki askerlerini gönder İstanbul'a şunu öldürelim. Ne yaparsın? Ama çok keyifli söyledin be kardeşim. Hiç bu kadar üzülmez mi insan ya? <laughs> bu yüzden ikisini öldürdükten sonra yola çıktı. 1400-1361 tarihinden sonra Murat Dervendigar bu arada Murat Dervendigar'ın doğum tarihi Bursa'nın doğu, şey fetih tarihidir. 1326. Kaç yaşında oluyor abi? 36 46 56 30 35 yaşındayken tahta çıkmış. İlk yaptığı faaliyet orduyu düzenleme, Yeniçeri adı verilen teşkilatı düzenleme, gençlik teşkilatlarını yapma acemi birliği var ya Acemi Birliği ocakları kuruldu. Hüdavendigar devrinde işte Orhan Gazi zamanında yapıldı da adı konulmadı. Bu Acemi Birliği ocağını kurdu. Rumeli Beylerbeyliği adı verilen teşkilat var ya onu oluşturdu. Rumeli ilk kurulan budur Rumeli Beylerbeyi. Ardından Anadolu Beylerbeyliği. Der ki bizim çok fazla okumamış bütün okulu, bütün okuması Nihal ibaret olan... Biliyorsunuz değil mi ben ne kadar severim Nihal Çok da saygı duyarım. Din duygusu hariç. Ruh adam kitabını sahiplenmem. Onun dışında bütün külliyatını sahiplenirim. Nihal Ruh adamdaki Selim Pusat, Allah olgusunu sorgulayan Selim Pusat'ı koyarım bu tarafa. Ama gel. Ama Hüseyin Nihal bütün Külliyatına sahip çıkarım. Hüseyin Nihal Atsız okuduktan sonra Türklerin tanrısını Tanrı dağında zanneden İttihatçı Serüvenleri de hoşuna giden Arkadaşlar Derler ki Osmanlı Türk düşmanıydı. Biliyorsunuz bunları. Osmanlı Türkmen düşmanıydı. Hemen Bak şimdi. Bir iddiada bulundu mu? Desene bana. Osmanlı Türk düşmanıydı. Dedi mi? Bu bir iddia mı? İddia değil mi? İddia hukukta müddeyi iddiasını ispatlamakla mükellef dediği bir kural var. İddiada bulundu. Şimdi ispatlamak zorunda. Ben de o zaman şimdi soruyorum. Kaç tane Türk isyanı oldu? Kaçında Osmanlı şiddet kullandı? Kaç Türk isyanı olduğunu biliyor muyuz? Kurtuluş Savaşı süresince hep Kürt isyanlarını konuşuyoruz ya Anadolu'da. En sonunda az evvel aşağıda konuştuk. Şeyh Said hain mi değil mi? O aşağıda onu konuşurken dedi ki kardeşim uzun lafın kısası uzatmaya gerek yok. Bu adamlar devlete hainlik yaptı mı o halde haindir. O halde ben şeyi sordum. Peki bu doğudaki Kürt de Ali Cemiyeti ya o kadar yanlış şeyler ki. Hemen söylüyorum. Yarım bırakmayayım akılda yarım kalır. Kürtler İngiltere'nin yardımı ile doğuda özgür bir Kürdistan kurmak için Osmanlı'ya isyan etti. Zararlı cemiyetlerden biridir Kürt Dali Cemiyeti. O zaman şu soruyu sormak lazım. Kürt Teali Cemiyeti nasıl pes etti kendini? Nasıl kapandı? Cevabını da veriyorum. Şeyh Said ve onun yanındaki tarikat müritleri Kürt Teali Cemiyeti'ni bastı. Dedi ki İngilizlerin köpekliğini mi yapıyorsunuz? İngilizler sizden bir menfaati olmazsa size yardım mı eder? Bu milleti bölüyorsunuz dedi ve Kürt Teali Cemiyeti'ni kapattılar. Kürt Tali Cemiyeti'nin böyle bir iddiası vardı. Ama Kürt Tali Cemiyeti'ni Kürtler ortadan kaldırdı. Şimdi bu gerçeği söyleyip söylemeyip cümlenin virgüle kadar olan kısmını söylersen herkesi yanlış yere yönlendirirsin. Diğer tarafında söyle. Kürt Ali Cemiyeti'ni Kürtler kapattı. Türkler kapatmadı. Hep soru şu. Kaç tane Kürt isyanlarından bahsediliyor ya. O dönemde kaç tane Türk isyanı var? Çapanoğlu dahil. Yok Çapan. sırtıklarında... yok. Yo, on şey. E, Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyorum. 14 tane Türk isyanı var. Şimdi az evvelki şablonla cümle bitiriyorum. Hiç uzatmaya gerek yok. İsyan ettiler mi? O halde Türkler haindir. Desene bunu. Ya bu kadar toptancı olabilir mi? Yani olayı incelemeden, ameliyatını etmeden, kesip neşterle bakmadan söyleyebilir misin? İsyan varsa vardır. Herkes hain midir? Evet o halde Türkler de haindir. Aramızda Yozgatlı var mı? Yok. İyi ki yok. Kim? Efendim? Varsa da yok diyor. <laughs> ha, hain ilan edecektim. Yozgatlıları. Çünkü Çapanoğlu çok zorlayan bir isyandı. Yozgat isyanı. Düzce isyanı. Etem görevlendirildi. Türk isyanını bastırsın diye. Vesaire. O dönemde Türkler, Türkmenler çok isyan ettiler. Osman'ı seyreden var mı? Kuruluş Osman'ı. Hiçbir mi seyretmiyorsunuz ya? Bir tek ben mi seyrettim? Denk Efendim? De geldikçe... Germiyen oğlu Yakup Bey var. Evet, geçen evet. Şimdi sen Osman'sın. Ne yaparsın Germiyen oğlu Yakup Bey'i? Ama o zaman diyecekler ki Osmanlı Türk düşmanıydı. Çünkü Germiyanoğlu bir Anadolu beyliğidir. Sen de Rumeli beyliğisin ve sevmiyorsun Anadolu'yu. Anadolu'da şimdi birazdan ahileri seviyor muyuz ahileri? Tabii, Ahiler, ben de seviyorum ahileri. Murat Hüdavendigar ahileri dümdüz etti. Birazdan oraya da gireceğiz. Çok çalkan Deminden bir şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarih dediğimiz ilim oturduğumuz yerden eleştirebileceğimiz göklere çıkartıp yerlere atacağımız bir ilim değil. O çağın kendi sosyolojik yapısı var. Bugünden iyi gibi görülenler o gün iyi olmuyor. Kendi ergonomisi var tarihin. Onu bilmek gerekiyor. Murat Hüdavendigar'ın tahta çıktığı yıllarda Anadolu buram buram isyanlarla doluydu. Aynı zamanda Moğollar hala hala Timur değil daha Timur yok. Moğollar hala Osmanlı'dan vergi alıyordu. Hala. Ee, Yıldırım Beyazıt Timur'a vergi vermeyi reddettiği için yani savaşlarından sebebinden biri de olur vergi vermeyi reddetmek. Ben devletim ne vergisi dedi. Ankara Savaşı'nın sebeplerinden yalnızca biri budur. Vergi veriyorsun, ortalık ateş yeri, herkes ben beyim, ben sultanım diyor. Şimdi bak, ben sultanım diyorum, o da sultanım diyor, abla da sultanım diyor, abi de sultanım diyor. Ulan burada birlik, beraberlik ne oluyor? Herkes sultan. Üstelik bunları herkese birine Moğol yardım ediyor, birine Haçlılar yardım ediyor, birine Roma yardım ediyor. Bir kere bunlar bu sultanlık iddiasında bulunan adam olsa Moğol buna yardım etmez. Roma da buna yardım etmez. E, eder mi? Başkaları yardım eder mi? Herkes isyanda, herkes ayaklanmış bu çok seslilik Anadolu'daki birliği ve bütünlüğü engelliyor. Ancak Balkanlar çok fazla bakir toprak oraları al alabildiğin kadar. Toprağın büyüdükçe ganimet var ya hani geçtiğimiz programda söyledim. Ganimet nedir abi? Kim kim kimden alır? Müslüman Hristiyan'ı alıyor. Müslüman Müslüman'ın alabiliyor mu? Hem canı hem malı hem kanı haramdır. Alamazsın. Bu yüzden Osmanlı'nın içinde bulunduğu batı, batıya doğru gittikçe ganimetler çoğalıyor. Topraklar çoğalıyor, verim var. Anadolu'da birbiriyle uğraşmaktan başka bir halta yaramayan Türk beyliklerinin içinde bulunan Alperenler, dervişler, Ahiyanurum, Baciyanurum, Gaziyanurum, Dervişanurum, Abdalanurum grupları akın akın Osmanlı'ya dahil oluyorlar. Bir de etrafta yersiz, yurtsuz, hiçbir yere bağlı olmayan sancaksızlar adı verilen gruplar var. Sancaksızlar. Bunların dertleri para almak. Çalmak çırpmak demeyeyim de akın yapmak. Duydunuz mu sancaksızları? Önemli bir gruptur sancaksızlar. Bunlar da Osman'a tabi oluyorlar. Osman her defasında biraz daha büyüyor. Orhan zamanında Rumeli'ye çıkılıyor. Bulgaristan topraklarına kadar gidiliyor. Hüdavendigar zamanın Murat Hüdavendigar şehzadeyken 1360'da babasının ölümüne bir yıl kala Edirne'yi alıyoruz. Hüdavendigardır oranın Fatih'i. Ardından Selanik'e kadar gidiyor. Üçüncü padişahımız Murat Hüdavendigar Selanik'i alıyor. Ve Selanik oradaki her yeri alıyor. Daha henüz Kütahya Osmanlı'ya ait değilken Selanik bizim. Sofya bizim. Varna bizim. Nibolu bizim. Kosova 1389'da sonra bizim oldu. Ama daha Kütahya, ama daha Samsun, Ankara bizim değil. Dolayısıyla Osmanlı'nın büyüdüğü yer, hep şey diyorum ya, İstanbul'u fethetmeye gelen Osmanlı birliklerinin içinde Pristinalı, Prizrenli, Kosovalılar vardı. Balkan milletleri geldi İstanbul'u fethetti Osmanlı adına. Bu okumayı yaptığımız zaman ne diyoruz? Osmanlı ne medeniyeti? Bir Rumeli medeniyeti. Para, pul, şan, şöhret orada. Her şeyi aldın. Henüz Anadolu senin değil. Anadolu'ya adım adım yavaş yavaş girdikçe, Anadoluya Anadolu doğru toprakların büyüyor. Rumeli Beylerbeyliğinin yanına bir tane daha koyuyorsun. Ne o? Anadolu Beylerbeyliği. İki tane Beylerbeyliği oluşuyor. Efendim. He? Anadolu'dan almış olduğu vergiyle Osmanlı evet Rumeli'ye yatırım yapıyordu. Duymuşsunuzdur bunları. Hiçbir ilmi temeli olmayan ya şey. Anadolu'nun Anadolu'nun tamamından alınan vergiden 5 kat daha fazla vergi Kosova veriyordu. O topraklar veriyordu yani. O topraklar çok fazla para getiriyor. Burası çok fazla para getirmiyor. Neden? Sebepleri belli. Öşür haraç orantısı. Bu kardeşim Hristiyan. Bu kardeşim bu abi Müslüman. Şimdi bu abi bana yüzde on veriyor. Öşür. Ben bundan yüzde yirmi alıyorum. Dolayısıyla buradan gelen vergiler otomatik olarak Müslüman'dan gelen vergilerden daha fazla oluyor. Şimdi size soru soruyorum, abiler ablalar cevap verin bana. Müslümanlar yüzde on vergi veriyor. Hristiyanlar yüzde yirmi vergi veriyor. Ben yüzde vergi veriyorum. Ben neyim söyleyin? Bugün yüzde benim vergim. Hristiyan olsam. Yüzde yirmi vereceğim. Müslüman olsam yüzde on vereceğim. Yüzde otuz beş benim vergi. Hepinizin vergisi bu arada yüzde otuz beş. Emekli. Emekli. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Hüdavendigar devrinde ortalık ateş yeri. Ve her taraf birbirini suçlamakla sorumlu. Karaman, Karamanlılar diyor ki aslında en haklı onları görüyorum. Ben diyor bir dakikaya. Bak burası Selçuklu. Osmanlı şurada. Konya burası ve Karaman da burada. Diyor ki bir dakikaya ne oluyor size? Burada germiyan var. Altında menteşe var. Üstünde karasi var. Osmanoğlu yan tarafında. Ne oluyor size? Devletin merkezinde ben varım. Konya bende, Karaman bende, saray bende, saray töreleri bende. Size ne oluyor ki sultanlığı? Herkes sultan. Bu noktada var mı aramızda Konya'lı Karamanlı? Yok mu? Tamam. Osmanlı'yı en çok uğraştıran Osmanlı'nın da sürmekten zevk aldığı adamlar bunlar işte. <laughs> tamam işte. Sizin bak bu kadar. Hikaye bu. Atatürk'ün de ailesi öyle sürülmüş zaten. E, Rumeli topraklarına. Mutlaka ya Nidelidir, ya Konyalıdır, ya Karamanlıdır. O topraklar yani. Oradakiler çok fazla uğraştırdığı için çünkü bu adamların devlet olmak gibi bir iddiası var. Diyor ki ben devletim sen değilsin diyor ve isyan ediyor. Haklı olabilir. Yani olur. Evet. Olur. En çok bu uğraştırdığı için Fatih'e kadar Fatih bunları alıyor oraya buraya sürüyor. Üstelik kabul ediyor musun diye sormuyor yani. Zorunlu göç. O da güzel bir sos. <laughs> o da güzel bir gaz. Aslansın, kaplansın, yürü İslam'ı <laughs> yay orada. Burada fazla yaydın. Biraz da oraya yay. Herkesi gönderdi Fatih. Hüdavendigara ilk isyanı Germiyanoğlu Mehmet Bey yaptı. Şey işte Orhan e, Orhan Osman filminde var ya Yakup Bey. Onun oğlu Mehmet Bey yaptı ikinci isyanı. Onun oğlu ikinci Yakup yaptı. Germiyan oğlu beydi. Çok önemli bir be beyliktir. Ankara'ya kadar uzanıyor. Fakat ondan sonra en çok uğraştıran ahilerdir. Ahiler. Murat Hüdavendigar Ankara'ya girdi. Hacı Bayram Veli Camii olduğu yer var ya. Ahilerin merkezidir. Hacı Bayram Veli de bu arada, Hazretleri de bu arada ahidir. Ahilerin beyidir. Çok mühim bir adamdır Hacı Bayram Veli. Bektaş, Hacı Bektaş Veli. Ali o doğru mu? Yani tam olarak doğru değil ama hocalarından biri. Hacı Bektaş Veli varken Yeniçeri kurulmuştu zaten. Hacı Bektaş Veli orada hocalık yapmış. Yeniçeri Ocağı'nda hocalık yapmış. Hepsi Bektaşi. Onların dini yani harp okullarında hocalık yapan bir adam gibi düşün Hacı Bektaş Veli'yi. Çok etkili bir adam ama Kur'anı değil. Kur'an Orhan Gazi'nin oğlu merhum kimdi? Gelibolu Fatih'i Süleyman Paşa, evet. Hacı Esfarfurla, Hacı Bayram Velinin de içinde bu o, o daha yok bu arada, daha öncesinden bahsediyoruz. Ahilik teşkilatının merkezine Hüdavendigar girer, tarih kitaplarına girmiş şu meşhur sözü söyler. Bir daha ordumla buraya gelirsem, çok mühim bir söz ya, acayip güzel bir söz. Bir daha ordumla buraya gelirsem şu an olduğu gibi oturup size tavsiyede bulunmam. Her birinizin kellesinden yola taş döşerim der. Kaldırım taşı gibi kellelerini döşerim yere der. Ve şöyle devam eder. Sizler bana dedemden emanetsiniz yerinizi bilin. Dedesi kim? Şeyh Edebali. Şeyh Edebali Hazretleri ahilerdendir. Ahilerin hocasıdır, Onların piridir. Dedemden emanetsin. Haddini ve yerini bil. Bir daha gelirsem kellelerinizi alırım. Yola döşerim der. Kaldığım taşı gibi. Güzel değil mi? Daha da gelmez zaten. Ondan sonra oraya bir daha uğramaz. Murat Hüdavendigar'ın Anadolu'daki bu seferleri, bu faaliyetleri yapmasının yanı sıra Rumeli taraflarında hiç rahat durmuyorlar. Çimpe Kalesi diye bir yer var bilir miyiz? Çirmen Savaşı, Çimpe Kalesi. Oralarda Sırplar bol miktarda isyan çıkartmakla meşguller. Sırp milleti haklarını verelim. Asil bir millettir. Yiğit bir millettir. Dik bir millettir. Yenmek çok zordur Sırpları. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han Belgrad Fethi'nde yaralandı ölümden zor kurtuldu Fatih. İstanbul'u yıkan Fatih Belgrad'da yaralandı. Ölecek de az kalsın. Sonradan kurtularak biz geri çekildik. Fatih namalup falan değildir. Sultan Mehmet Belgrad'da mağlup olmuştur. Sultan Mehmet'in alamadığını kanuni aldı. Düşünsenize Fatih Sultan Mehmet 2. Beyazıt 2. Selim hiçbir şey. ikinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim alamadılar. Kanuni aldı 1521 tarihinde Belgrad. Önce Rodos, önce Belgrad sonra Rodos. İlk önce Belgrad. belgrad'la girdi mevzuya. Belgrad çok mühimdir. Sırplar çok zor millettir. E, hakikaten almak çok zordur Sırbistan'ı. Hüdavendigar Sırbistan'a doğru yola giderken, Murat Hüdavendigar Sırbistan tarafına doğru giderken hep önü kesildi. Hep Türk köyleri yağmalandı. Şunu bir yerde söylemiştim bir Hristiyan tarihçiye. De ki bana. Bana de ki Osmanlı durup dururken hiçbir zorlama yokken şuraya saldırdı. Toprak kazanmak için, ganimet almak için, köle almak için şuraya saldırdı. De bir tane örnek ver eyvallah diyeceğim. Osmanlı hep müdafada kalan bir millet. Kendisine evet, kendisine, tebasına ve kendisini büyük olarak kabul eden, ona sığınan insanlara saldırdığında Osmanlı saldırdı. Şimdi şeyde Macaristan'a niye gittik? Muhaç'a niye gittik? Çok basit. Fransızlar bize sığındılar. 1525 Pavey Savaşı. Fransızlar bize sığındı. Dediler ki, şimdi dedi ki Fransa, Fransova, Osmanlı'ya sen büyüksün. Hatta şeyi biliyor musunuz? Pavey Savaşı. Almanlarla Fransızlar savaştı. 1525 Almanlar yendi. Alman Kralı Ferdinand, yani o büyük Roma Germen İmparatoru Ferdinand, Fransa Kralı Fransova'yı aldı. Hatta kanunun çok bir Tabii. Aynen öyle. Aldı, esir etti, hapse attı. Bunun üzerine Fransova'nın annesi kanuni bir mektup yazdı. İşte benim oğlumla arkadaşsın. Oğlum şu an hapiste. Bu arada o zindan gibi bir hapiste değil. Yani kral hapsi yani. Göz altında bulunuyor Almanya'da. Oğlumu kurtar dedi. Bunun üzerine Kanuni İsmail Hakkı Çarşılı'nın kitabında o büyük külliyatında yazar. Bu, bu mektubun metni orada. Der ki Kanuni iki mektup yazar. Birisi anneye. Fransuva'nın annesine. Der ki, ben Hakanlar Hakan'ı, Sultanlar Sultan'ı. Kızım, Fransa kralının annesine mektup yazıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim. Giden var mı Paris'e aranızda? Atatürk Havalimanı'ndan 3,5 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Paris'e varıyorsun. Paris Havalimanı İstanbul Havalimanı gibi şehrin dışında. Bir saatlik auto, araba yolculuğundan sonra şehir merkezine geliyorsun. 2023'te 3,5 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra, bir saatlik araba yolculuğundan sonra vardığın şehir merkezindeki saraydan, 9 ayda gidebileceğin İstanbul'a kadın mektup yazıyor. Oğlumu kurtar diye. Osmanlı'nın düşünün ki dünyadaki dengesini, dengede yerini düşünün. Fransa Almanya'dan bir adam alacak. Zor değil mi? Hatta şöyle söylerler. Bugünkü Macaristan gibi düşünmeyin. Macaristan o gün biraz farklı, Polonya ile sınır. Polonya askerleri Macar köylerine, Osmanlı'ya bağlı olan Macar köylerine saldırıyorlar. Osmanlı yardım istiyor Macaristan, Polonya bize saldırıyor diye. Leh yani Lehistan. Osmanlı asker göndermiyor Macaristan'a. Ya bunu yazın Google'a, mutlak bulacaksınız. 300 tane asker kıyafeti gönderiyor. Davul zurna gönderiyor. Diyor ki bunları giydir. Polonyalıların gördüğü yerlerde bunları giyen adamlar yürüsün. Bir de davul zurna çalın. Osmanlı geldi diyecekler diyor saldırmıyorlar. Kıyafeti yetiyor Polonya'yı çek geri çektirmek için. Bu arada Polonyalılar da Kazak diye anılıyor tarihte. Kazaklardır onlar. Ama Kazak bizim Kazakistan değil. Hep şey derler. İstanbul'a Kazaklar saldırmaya geldi. Şimdi bu cümledeki Kazaklar Polonya Kazakları. Kazakistan Kazakları değil. 4. Mehmet zamanında İstanbul'un Sarıyer Anadolu Kava bölgesine Kazak askerlere saldırdı. Şimdi bu cümle biraz tuhaf değil mi? Sarı yer Rumeli sarı, Rumeli kava, Kazaklar. O Kazak o Kazak değil. Polonyalılar. Hangi yolla geliyorlar Karadeniz'e? Tuna Nehri. Evet. Nehirden geliyorlar ve, ve, ve saldırıyorlar. Ee, benim YouTube'da bir tane şey var. Video var. Enes neydi o? Padişah küfreden bir adam vardı ya. Zapuracı. Ne? Zapuracı. Heh. Zapuracı. Evet kazakları. Lütfen seyredin. Padişah küfreden e, kazaklar yazın. Abi ne ediyorlar. Oturuyorlar. Mektup yazıyorlar. Ondan sonra ulan diyorlar. Çok cesurlar. Hatta bir de şey var. Tablo var. O tabloyu da verdi Enes. Çok da kıymetli bir tablo. Padişah 4. Mehmet'e şimdi burada hanına var. Söyleyemem. Aklınıza gelen bütün küfürler Dedim ki Enes'e, hanımlar bunu seyrediyor. Ben o mektubu okuyacağım. A okuyacağım. Sen oraları biple. Ama illaki merak edenler varsa diye de alta yaz dedim. Metnin tamamı sansürsüz. Mektubun tamamı alta yazıyor. Abi, aklına gelmeyen, gün ışığı görmemiş küfürler var. <laughs> Diyorsun ki, bu küfrü etmek için çok fantastik bir adam olman gerekiyor. Nasıl bunu söylüyorsun? Onları etmişler Murat'a. Sonra bak içmişler. Sarhoş kafa. Herkes yazmış. Böyle biri yazıyor. Herkes de böyle üstten bakıyor. Şunu da yaz diyor. Onu da yaz. Herkes yazmış ya. Sonra yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar. Kendilerine gelmişler. Bakıyorlar bu mektuba. Biz bunu gönderirsek Osmanlı bizi kazır diyorlar. <laughs> Göndermiyorlar. Fakat Osmanlı'ya kendi kendilerine mektup yazmaları bile şereftir. Rusya sarayında o tablo duruyor. Osmanlı küfür tablosu. Ama göndermemişler. Gönderselerdi muhtemelen yeryüzünde öyle bir millet olmayacaktı. Ee, o videoyu seyredin. O biraz eğlenceli bir videoydu ama hanımlar altı okumayın. Benim o bip yerleri görün yeter. Şimdi üst taraftaki Polonyalılar saldırınca benim kıyafetim yetiyor. Düşünün. Kanuni Almanya ile Fransa arasındaki bu savaşta Fransa'dan yana olduğu şey, Fransa'dan yana olduğu için kurtarmak durumunda. Annesine mektup yazıyor. Diyor ki ben Hakanlar Hakanı, Sultanlar Sultanı, Krallara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Mısır'ın, Deşli Kıpçak'ın, Kırım'ın, Hazar'ın tek tek sayıyor. Bütün her tarafı. Diyor ki, baktığı yere, gözünün gördüğü yere, ve kılıcının ucunun dokunduğu yere ateş saçan, şiddet saçan, kan, korku saçan demiyor. Adalet götüren, kılıcının değdiği yere adalet götüren Sultan Beyazıt Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman'ım. Kendisini takdim etmesi şu kadar. Altında şunu yazıyor. Sen de Fransa vilayetinin kralı Fransuvasın diyor. Bu kadar. Halini bildiren mektup şu an üzerinde oturduğum tahtımın ayaklarına arz olunmuştur. Şu demek sen kimsin ki bana mektup yazıyorsun? Sen ancak üzerinde oturduğum koltuğa yazabilirsin. Ben de okurum onu. Üzülmeyesin kurtaracağım diyor. İkinci mektup Ferdinand'a. Büyük Şarki şey Roma Germen İmparatoruna. Evet. Diyor ki ona, "Duydum ki kardeşim o o bu ibare geçiyor. Duydum ki kardeşim Fransuvayı, Francesco'yu esir etmişsin. Mukadderdir. Benim de atalarımın arasında esir düşenler var. Kim? Yıldırım, Yıldırım. Beyazıt. Şimdi bu mektup eline geçtiğinde derhal kardeşimi ser serbest bırakasın. Yoksa Aha geliyor racon. Vallahi geliyor. Almanya giden var mı Berlin'e? Berlin'in tam merkezinde St. Pierre adı verilen kocaman bir katedral var. Böyle dev gibi bir katedral. Acayip büyük bir katedral. Çok büyüktür. Mihrap kelimesi imamın namaz kıldığı en ön yer demektir. Rahimin de bulunduğu yer mihraptır. Diyor ki kardeşimi serbest bırakasın yoksa sen Pierre'in mihrabında atıma ot yedirmeyi bilirim diyor. Ya bu nasıl bir şey abi ya? Yemin ediyorum bu raconu Polat kesmedi. Sen Pierre'in mihrabında atıma ot yedirmesini bilirim diyor. İnanılmaz bir racondur. İşte bu duygu bizim e, saldırma ve fütuhat hareketimizi. Ne işin var senin elalimin alimin Macaristan'ında? Söyle bana. Ne işin var Mohaç'ta? Orada Müslüman mı var? Hala yok. Cami mi var? Hala yok. Niye gittin Mohaç'a? Cevap. Sana sığınan, sana sığınan, İslam'da var ya sığınma hakkı. Seni abi belleyen, sana vergi gönderen, sen bir savaşa gittiğinde sana asker gönderen, bir dakika, bir dakika, Fransızlar bize asker mi gönderdi? Barbaros'un Preveze Savaşı'nda kim vardı yanında? Fransızlar vardı. Fransız gemileri gitti geldi bize yardıma. Andrea Doria ile savaşırken. Senin büyüklüğünü kabul edip koltuğun altına giren, evine sığınan bir adamı korur musun? İşte o Fransa. Fransa'yı koruyalım diye biz girdik Moaç'a. Yoksa öyle iş, iş, olsun. Aa, orada bak Moaç diye bir meydan var. Sonra oranın tarlaları büyük, iyi olacak, kaliteli olacak, para kazandıracak demediler. Yardım için gittiler ve aldılar Moaç'ı. Osmanlı'nın hareketi budur. Murat'ı davendiğe döndüğümüzde, Anadolu'daki tüm fütuhat hareketi, tüm fütuhat hareketi Anadolu birliğini sağlamak içindi. En çok onu zorlayan Germiyan oğlu vardı. Germiyanlar. Nasıl onu da halletti? Nasıl? Oğlu Yıldırım'ı Germiyanlı bir kızla evlendirdi. Bunun da karşılığında akrabalık bağı oluştu. Ve o kız da çeyiz olarak, şimdi burada evli erkekler varsa hanımınızdan gelen çeyizi düşünün şimdi. Ne geldi? Yıldırım Beyazıt'a hanımının getirdiği çeyiz Kütahya şehri. Kütahya ona verildi çeyiz olarak. Abi geç kaldık. O düşünmek için çok geç kaldık. Yani bizi kanırdılar abi. <laughs> Dört tane dantel. <laughs> Ablamın hoşuna gitmiyor. <laughs> İki tane çatal takımı, <laughs> bir perde, aa çeyiz. Kadın Kütahya'yı getirdi. Kütahya'yı verdiler. Çeyiz olarak. Güzel mi? Süper. Bazen evlenme yoluyla, bazen de zorla ve zorla böyle baskıyla Anadolu beyliklerini baskı altına aldılar. Zorla var mı? Var. Karamanoğlu beyliği. Zorla alındı. Ve her defasında da isyan ettiler. Her defasında. Fetret devrinde ilk isyan kimden çıktı? Şu adamdan çıktı. İlk isyan. <laughs> i̇lk defa isyanı bu yaptı. Her türlü Osmanlı'nın zaafında ilk ayaklanan Karamanoğlu Beyliği. Çünkü adamın devlet diye bir şeyi var. İddiası var hala. Bitmedi. Tabii ki. Biraz yüksek sesle marka yapıyorsun. olay gitmiş. O gelinliği fırsat hep şey isyan etmişler. O doğru mu? Yani Karamanoğlu Beyliği adamların genetik yapısında Selçuklu'dan kalma bir devlet olduğu için devlet ben olmalıydım diyor. Ya tamam işte ama olmadın kardeşim artık. Yani itaat et de yok. Evet. O kadar büyük bir öfke ki sonra ne oldu söyleyeyim mi? Ya hep bu adama gitmeyelim. Başka var mı? Ya söyleyin ya işte. Abi Konya Karaman... Tam o oh, abi hürmetle. <laughs> Selçuklu'nun merkezi. Bütün bak Bursa başkenttir. Edirne başkenttir. İstanbul başkenttir. Konya başkent değildir. Baş şehirdir. Doğru mu? Konya baş şehirdir. Başkent değildir. Hala kendisini hatta geçen yıl 900 bilmem kaçıncı başşehir olmasını kutladı. Konya. İnanılmaz. Hala Konya'nın iddiası var. Baş şehirdir Konya. Karaman Bey'i Mehmet Bey Timur'la beraber birleşti. Osmanlı'ya saldırdı ya. Timur'la beraber Bursa'ya girdiğinde Timur ilk ne yaptı? Ulu Camii yaktı. Karmanoğlu Mehmet Bey ne yaptı? Yıldırım Beyazıt'ın türbesine gitti. Mezarını açtı kemiklerini çıkarttı. Bir hamama gitti. Hamamın külhanında küfede küfede yaktı. Bugün Yıldırım Beyazıt'ın türbesi boştur. İçinde kimse yok. yani Boş. Bu yüzden Sultan Murat Bursa'ya gittiğinde tekme atmış. Adam olsaydın öyle olmazdı falan demiş. Yıldırım Beyazıt'ın türbesine 4. Murat'ın tekme atıp hesap sorduğu adam kemiklerini bile koruyamaz mı der. Yani o kadar macizsin der ve kızar 4. Murat. Çok bilmediğimiz şeyler değil mi? Duymadık bunları. Bir padişahın kemikleri yakıldı. Bu öylesine bir devlet iddiası. Kardeş katli falan var ya biz bunu yaşamadık. Bir şey söyleyeceğim. Çok komik. Devlet için kardeş katli cinayettir diyenler bilmiyorum farkında mısınız? Baban amcanla sen kardeşinle köydeki yarım dönümlük arazi için mahkemelik oluyorsun. Samsun Bafra'nın bilmem ne köyü. Ağıllar köyünde bir dönüm arazim var. Onun için amcanla kavga ediyorsun. Diyorsun ki Yıldırım Beyazıt niye 1 milyon kare toprağı vermedi? Bak bak bak. İddialara bak. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'ye 4600 kilometre toprak bıraktı. Osman Gazi, Orhan Gazi'ye 16000 kilometre kare toprak bıraktı. Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar'a 95 bin kilometre kare toprak bıraktı. Murat Hüdavendigar oğlu Yıldırım'a 500 bin kilometre bıraktı. Osman, Orhan, Murat, 3. Padişah, devletin kurulmasının üzerinden 60 yıl geçmiş, 500 bin kilometre kare. Nasıl devasa bir büyüklük. Bunun mutlaka kanla e, karşılığı olması gerekiyor. Ne zaman vereceğiz? saatine bak çeyrek geçiyor. Tamam, tamam hemen ve Hemen verelim o zaman. Murat Davandigar Anadolu'daki Türk birliğini, İslam birliğini korumaktan başka bir şeyi ilki olarak edinmedi. Bu noktada bazen kan döktü. Bazen akraba olma yolu seçti. Germiyan oğluyla akraba oldu. Karamanoğlu Beyliği ile kan döktü. Ahilik beyliğiyle Ahilerle de onlara posta koydu. Adam olun, kellelerinizi taş yaparım dedi. Onlar öyle durdular. Hüdavendigâr'ın tek derdi tek bir derdi vardı. İslam topraklarını büyütmek ve sağlamlığını korumak. Bunun için sırtını artık dönebilir Anadolu'ya. Çünkü Anadolu artık Osmanlı'ya tabi. Ne zamana kadar 1402 Yıldırım'a kadar. Bütün hedefi artık Rumeli. Rumeli'deki toprakları akın akın almaya başladı. Ve devletin ucu Hüdavendigar'ın öldüğü sıralarda Arnavutluk sınırına kadar geldi. Nereden bahsettiğimin farkında mısınız? Dalmatya bölgesi. Adriyatik denizine kadar geldik. Daha dün 100 yıl evvel Suriye'de Halep'te Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubi devletine sığıntı olan kayı 100 yıl sonra Adriyatik Denizi'nin tam kıyısında bulunmakta. Nasıl bir büyüklük. Ama bu büyüklüğün üçte ikisi Balkan ve Rumeli toprakları. Bu yüzden Osmanlı bir Rumeli medeniyetidir. Peki neden Anadolu'ya hiçbir yatırım yapmadı? Abi yatırımdan ne anlıyorsun? Söyle bana de ki şunu yapsın yatırım olarak. Ne yapsın? Tamam. Selçuklu, beylikler buraya kadar doldurmuş burayı. Başka ne yapsın? <laughs> Hastane, he, yol. Abi hepsi var zaten. <laughs> 350 yıldır burada Selçuklu hakimiyeti var. Avrupa delileri, delileri yakarken Gevher Nesibe Hatun şifanesini yapmış Selçuklu. Nereye? Kayserili var mı aramızda? Deli Hastanesi, Gevher Nesibe Hatun. Adamın akıl hastanesi bile var Anadolu'da. Sivas var mı Sivaslarımızda? Buraya kadar her taraf şey değil mi? Ee, tarihte yürüyen adam Samsun'a gitti. iki bölüm çekebildi. Giresun'a gitti. iki bölüm zor çekti. Yok çünkü. Eser yok. Abi Sivas'a gittik. 13 bölüm bitmiyor ya. Dedim baba yeter. 13 hafta mı insanlar seyredecek Sivas'ı? Bitmiyor, bitmiyor. Sivas bitmiyor abi. Hele o Tokat yolu var ya o Niksar yolu. Her tarafında tarih var. Bitmiyor. Böyle bir yere yatırım yapayım mı? Gerek var mı? Yatırım olmayan yere yapılır. Doğru mu? Balkanlar bakir. Para da var ama yatırım yapmamış. Hep ezmişler. Hep sömürmüşler. Oralara yatırım yaptılar. İstimalet adı verilen politikayla. Düşünsene adamın teki senin ee, yolu olmayan evinin önüne metro getirmiş. Metro. Oy verir misin? Yolu yoktu oranın. Metro getirmiş. Çeşmesi yoktu. Çeşme için yarım saat yürüyordun. Adamın teki evine şebeke suyu getirmiş. Evine getirmiş. Oy verir misin? Şimdi böylesine Osmanlı hizmetleri ile Rumeli topraklarında insanları kazandı. Bu yüzden Fetret devrinde önce Karmanoğlu Beyliği, sonra Germiyan, sonra hepsi birden isyan edip özgürlüğünü ilan etti ama Balkan topraklarında hiçbir millet isyan etmedi. Osmanlı'ya tabiyetini devam ettirdiler. Çünkü onlar hizmet gördü Osmanlı zamanında. Bunlara hizmet yapsan ne olacak? Okul yapsan, abi bir şey söyleyeyim. Yemeği Afrika'dan gelen bir adamı iki lahmacunla gözünü boyar mısın? Ali Koç'un kızını nereye götüreceksin ki tavlayasın? Deyin ki Ali Koç'un kızını tavlayacağım. Gözünü boyamam lazım. Ne yapacağım? Efendim? Nusrat'a. Ali ona o amca diyordur muhtemelen. Evet. Ali Koç'un kızının gözünü boyayamaz. Anadolu milletinin de hizmetle alamazsın onları. Çünkü buraya kadar hizmeti var o adamların. Her tarafta hizmet var. Son cümlem. Kanuni devrinde Fransa'nın bir yıllık bütçesi 4 milyon altın. Bir yıllık bütçesi 4 milyon altın. Kanuni devrinde. Fransa'nın bir yılda 4 milyon altın harcadığı yıl, Sivas'ın bir yıllık bütçesi 20 milyon altın. Nasıl bir devasa bir rakam. Halil İnalcık 5. cilt. Devlet Aliye 5. cilt. Bu bilgiyi vermiş. Çok büyülendim. Normalde 4 yıllıktır o. Bir de 5'e ekledi ekonomi. E evet. Öldükten sonra çıktı o. Fransa 4 milyon altın. Sivas 20 milyon. 5 kat. Nasıl büyüklükten bahsediyoruz kanun devrinde. Saat 20 geçiyor. Enes. 9'a do 20 kala. 8.40'da inşallah buradayız dostlar. İkinci bölümme hoş geldiniz dostlar. Hüdavendigar Murad Hüda bu arada Murad Hüdavendigar değil Sultan birinci Murat. Hatta Sultan Murat ikincisi olmadan birine bir diyemiyorsun iki olacak ki ona bir diyebilirsin. Sultan Murat Orhan Gazi'nin 1326 doğumlu çocuğu Sultan Muratı Kosova bölgesinde 9 tane beylik devlet prenslik bir araya gelip bir ordu ile Osmanlı'ya ve Osmanlı'nın Kosova topraklarının bölgesindeki Müslüman köylere saldırı yapılacağını duyunca Murat Hüdavendigar 60 bin kişilik bir orduyla 80 bin 60 bin 90 bin 60 bin bir ordu ile üzerlerine gitti. Onların evi orası. Biz deplasmana gidiyoruz. 60 bin kişiyle. Yolda bu arada hanımı ve etrafında bulunanlarla o gün sabaha kadar uyumamış. Sohbet etmiş. Şey diyor. Paşazade diyor ki, Aşır Paşazade. Babam Yahşi Fakı'dan duymuş. Yahşi Fakı da Orhan Gazi imamı. Babam Yahşi Fakı'dan duymuş. Bana anlattı diyor kitabına koyuyor. Murat Hüdavendigar o gün sabaha kadar uyumamış. Halbuki uyuması gerekiyor. Sabah sefere çıkıyor. Uyumamış. Hanımıyla sohbet etmiş. Göz yaşları içerisinde defalarca hanımına sarılmış. Hikaye bu kadar. Başa sarıldığı kimse yok. Hani bir de oğullarına sarılması gerekiyor ya. Sarılmıyor. Niye? Beraber. Çünkü onlar da beraber geliyorlar. Oğullarına sarılmak ne demek? Oğulları var. O da Doğan, Doğan, Yakup, bir savcı var. O öldü zaten. Ee, bir de şey Yakuptan sonra Yıldırım Beyazıt. Halil, Halil Orhan'ın oğlu. Bu Murat'ın oğlu. Savcı daha önce öldü. Neden onu da atlamayalım? Bak iyi aklıma geldi. Eskiden Karmanoğlu beyliği ile Konya'yla Konya'yla Osmanlı birbirlerine savaşmayacaklar. Değil mi? Bu Müslüman Türk birlikleri arasında olmuyor. Hristiyanlarla oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bu örnek doğru olmaz. Devletler birbirlerine vurmamak için vurmama sözü vererek kendi çocuklarını rehin olarak bırakıyorlar. Ben oğlumu Roma İmparatorluğu'na gönderiyorum. Roma İmparatoru kendi oğlunu bana gönderiyor. Bu bir rehindir. Bir savaş çıkarsa oğlunu öldüreyim diye. Böyle, bak buna doğru da yanlış değil. Böyle bir gelenek var. Şey Tabi Eflak Boğdan Voivodası'nın oğlu Vlad Drakul... Kazılı Voivoda, Drakula... Niye Osmanlı Sarayı'nda büyür? Fatih'le niye çor, aynı çorbaya kaşık atarlar? Niye bunlar kardeş gibidir? Niye neredeyse aynı yatakta yatacaklar? Çünkü... Eflak Boy, Boğdan Boygodası bağlılık bildirmek için kendi oğlu Vlad Drakul'u Osmanlı'ya rehin verdi. Drakul, Vlad'ın oğlu Drakul, Vlad'ın oğlu Vlad. Olur mu öyle? Adamın adı Ahmet, oğluna da Ahmet. İki tane örnek veriyorum. Aydın Pen'i biliyor musunuz? Fırat Pen gibi. Benim, sahibi benim o arkadaşım. Adı Hasan. Oğlunun da da Hasan. Lan niye koydun dedim. Çok seviyorum kendimi dedi. Yasak mı dedi. <laughs> kendimi seviyorum adımı koydum, yasak mı dedi. İkinci örnekte de şurada. Babasının adı Ramazan, benim amcamın oğlu. Kendi adı da Ramazan. Yani Ramazan olur Ramazan var ya, işte o o, o gerçek yani. O Kemal Sunal filmi değil, burada duruyor, bizi seyrediyor. Ramazan olur Ramazan. Ee, D Drakul gibi, Drakul gibi, Roma İmparator Roma İmparatoru Johannes Kantakuzen, kendi oğlu Andronikos'u Osmanlı'ya rehin verdi. Murat Bendiger da kendi oğlu Savcı'yı hatta Feridun Tülbençi'nin güzel bir şey var, kitabı var. Adı Savcı Bey. Sav şeye Roma'ya verdi. Savcı Efendim? Kendinden örnek Videosunu çektik onun. Çekti. Hakikaten. Çektik mi? Ha evet 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 güzel. Neydi adı o videonun? Köreliler Osmanlı Şehzadesi. Ha evet. Köreli Osmanlı Şehzadesi. Ee, savcı Roma'da, Andronikos Osmanlı'da. İkisi rehin. Fakat ulaklar aracılığıyla ikisi birbiriyle anlaşıyor. Baba baba. Bacaksıza bak hele. Ulaklarla anlaşıyor. Savcı Kantakuzeni Andronikos'tan Murat Üdervendigar'ı devirecek. İkisi tahta geçecek. Nasıl? 15 yaşındaki velet babasını devirsin diye Roma ile anlaşıyor. Roma da Osmanlı ile anlaşıyor devirmek için karşılıklı olarak. Bu duyulunca Kantakuzen kendi oğlu Andronikos'un gözlerine ateşte kızartılmış sirke döküyor. Açıyorlar böyle. Sirkeyi döküyorlar. Osmanlı devlet geleneğinde yok ama Murat Üdavendigar da kendi oğlunun gözlerine mil çekiyor. Ne demek mil çekmek? Biraz vahşi ama kebap şişleri yok mu? Kebap şişi. Kalın. Örgü. Örgü gibi değil. Daha da kalın. Kebap şişi. Onu böyle ateşte kızartıyorsun. Kıp kırmızı oluyor. Oğlunun gözünü açıyorsun. Çocuğunun gözünü. Sokmak yok. O kadar da vahşi olmayalım canım. Bir santim, bir santim. Böyle önünde bekletiyorsun şu kadar. Bu atışın sıcaklığı gözde şey var ya, sıvı var ya. Bu gözün beyaz kısmı, retina renkli kısım yok. Kornea tabakasını, değil mi öyle? Deliyor, su akıyor böyle göz gibi. Gözün küçülüyor. Şanslıysan, öyle diyorlar anahtar deliğinden görür gibi görüyorsun dışarıyı şanslıysan. Değilsen gözleri çıkan iltihap bütün başını sarıyor ve ölüyorsun. Murat Hüdavendigar oğlu savcının gözlerini mil çekti. Ne demek darbe yapmak? E, Kantakuzen de oğlu Andronikos'un gözlerine erimiş, kaynayan sirke suyu döktü. Ama bu güzel bir fantazi, hiç kimsenin aklına gelmez. Nereden geldi aklına? sirke dökmek. Mil çekmek diye bir şey var da sirke dökmek diye bir şey yok. Efendim? Şey i̇şte varmış ki yapmış. Bu anlamda en fantastik adam Cengiz Han. Abi. Bak Cengiz Han inanılmaz hikayeleri var. Yaptık Cengiz Han'a ama bunu anlatmadım herhalde. Şimdi bir adamı yakaladın diyelim ki şimdi iki kişiyi yakaladım. İki kişi Ertuğrul Gazi'nin alpleri. Ben de Moğol'um. yakaladım. Şimdi bağlayacağım, bağladım bunları. Şimdi döveceğim, vuracağım, kıracağım boşuna atraksiyon. Üstüm başım kan olacak. Gerek var mı? Ertuğrul'un yerini söyleyin diyeceğim, söylemeyecekler. Artistik yapacaklar, canım vatana feda diyecekler. Klasik Türk hareketleri. Ne gerek var dövmeye bunların? Cengiz Han taktiği. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Hayır de. Sen de pek evet yani. Getirin yavruyu diyorlar. Yavru geliyor. Böyle gözlük kutusunda kitabın adını veriyorum. Bekir A bölüğünde neler gördüm? Mustafa Kemal'in de hapis yattığı bir hapishanedir burası. Bekir A bölüğünde neler gördüm kitabında işkence çeşitleri anlatılıyor. Abi adamlar çok yaratıcı. Bacaklarını şey bağlıyorsun bir adamın. Bağlıyorsun. Diz kapağının altına Bezbol sopasını koyuyorsun. Şuraya. Onu da bağlıyorsun. Sonra adamı diz çöktürüyorsun. Şu haldeyken, üç kişi birden bir asılıyor omzuna, diz kapakları atıyor. İç açılıyor yani. Nasıl ama? Osmanlı yapmış bunu. Ajanlara yapmış konuşturmak için. Kapak atıyor böyle. Cengiz Han getirin yavruları diyor. Yavru geliyor. Şöyle bir gözü kutusu gibi düşünün. Kutuyu açıyorsun. İçinden şu kadar kırk ayak çıyan. Şu kadar boyunda. Tutuyorsun kuyruğundan. Başını getirdin. Bağlı ya bu adamlar. Birinin burnuna soktun ucunu. O böyle yürüyor. Gidiyor yukarıya doğru. Ama hala ucu bende. Çekebilirim aşağıya. Konuşuyor musun? Şuralarında... Bak bir kafa karıştı ama şu an. Şuralarda o kıtır kıtır seslerini duyuyorsun. Önlerinde yengeç gibi bir şey var, kıskaç var. Gidiyor. Konuşuyor musun? Hayır de. Allah rahmet eylesin. Bıraktım gitti. O gitti. Beyne gidiyor. Ama böyle her defasında kıtır kıtır etini keserek yukarı doğru çıkıyor. Diyorlar ki ölümün 3 saat sürüyor. 3 saatin her saniyesinde o hayvanın etini kesmesini hissediyorsun. Burnundan böyle sümük gibi et akıyor. Kanlı etler dökülüyor burnundan. 3 saat sonra ölüyorsun. Şimdi bu adamın 3 saat bas bas bağırarak burnundan etler dökülerek öldüğünü gördün ya. Konuşuyor musun? Konuşacağım <laughs> Ben herhalde bilmediklerini anlatırım o an. <laughs> Dedikoduya geçerim. O öyle dedi, bu böyle dedi. Oraya geçerim yani. Düşüncem budur benim. Şimdi ee, Murat Hüdavendigar'ın oğlu Savcı ölünce Kosova Savaşı'na Üç tane oğlu da gidiyor. Doğan, e, Yakup ve Beyazıt'la gidiyor. Hanımıyla sabaha kadar oturuyor ve ilk defa diyorlar gözyaşı içinde ata bindi. Ve birkaç defa da geriye baktı, karısına baktı. Birkaç defa normalde arkaya falan bakmıyor. Birkaç defa arkaya baktı. Malum mu oluyor acaba? İlk defa da gitmiyor. 40 defa gitmiş savaşa. Bu 40. savaşı. Artık ezberlemiştir. Sonra Kosova meydanına geldiğinde, aylarca yürüyüşten sonra Pristina Güzel bir yer Bölgesine geldiğinde toz var Allah'a yalvarıyor Diyor ki yağmur yağdır Bu toz insin Düşmanımı göreyim Gözlerine bakarak savaşayım Çok erkekçe bir dua bu yani Toz bulutu olsun kaçayım vurayım Arkadan dolanayım demiyor abi Gözüne bakayım Göz göze gelip savaşayım diyor. Ardından az evvel bahsettiğim dua, öldür beni ya Rabbi, yeter ki ümmetin mutlu olsun, öldür beni ya Rabbi diyor. Sonra savaşa başlıyor. Savaş ortada. Geliyor gidiyor, 90 bin, 60 bin. Murat Hüda Bendigar, oğlu Doğan'ı, oğlu Beyazıt'ı, sağına ve soluna almış, Yakup'u ön cepheye almış. Klasik bir Turan taktiği. Şey, Hilal vurkaç taktiği yapıyorlar. Yakup uçta, en uçtaki askeri birlik. Bu esnada Kosova Savaşı 8 saat sürdükten sonra çok zorlu bir savaş. Kaybetmek üzereyiz. Hatta Çanakkale Savaşı'nda atfedilen Kerevizdere Muharebesi'nde binbaşı Lütfi Bey'in söylediği Duydunuz mu Kerevizdere Muharebesi'ni? Kerevizdere tepesi alınsaydı düşman İstanbul'a girecekti. İstanbul'dan bir önceki yerler buralar. Kerevizdere. Kerevizdereyi duymadınız değil mi? Niye duymadın abi? Niye duymadın abi? Niye anlatmadılar kardeşim? Çünkü orada Mustafa Kemal yoktu. Sayı kalesi, Arıburnu, Conkbayır'ı, Anafartalar. Bir Asettül Onun dışında Kirteler, Kerevizdere, Zığın Çakmak Paşa'nın Saros Körfezi, Karabekir'in bulunduğu yerler yok. Sadece 4-5 tane yer var. Kerevizdere Muharebesi'nde düşman saldırıyor. Biz mağlup oluyoruz. Kerevizdere Muharebesi'nde binbaşı Lütfü Bey'in söylediği söylenen ama Hoca Saadettin'in Tacü Tevari kitabında yazan Kosova Savaşı'nda Murat Hüdavendigar'ın yaptığı bir hareket var. Ne kadar şahsiyetli bir hareket. Ne kadar omurgalı bir hareket. Göğsünden kitabı çıkartıyor, Kur'an'ı. Ve diyor ki yetiş ya Rabbi, kitabın gidiyor. Eğer orada mağlup olsak, bitti. Osmanlı kalmadı. Osmanlı kalmayınca ne kalmayacak? İslam, İslam kalmayacak. İslam'ın hadimi, İslam'ın kölesi, İslam'ın askeri, İslam'ın her şeyi Osmanlı. Osmanlı mağlup oldu mu direkt Arap coğrafyasına girilebilir. Yetiş ya Allah. Yetiş ya Rabbi. Kitabın gidiyor diyor havaya kaldırıyor. 8 saat sonra savaşı aldığımızda ortalık kan gölü bir ova zaten orası. Kan gölü ve kaçışan Sırp birlikleri var. Hüdavendigar biliyor ki Sırplar geri dönecekler. Bunun için oğlu savcıyı kaçan birliklerin arkasından onları imha et. Tek bir Sırp kalmasın diye gönderiyor. Abi o gönderdiğin elalimin çocuğu değil, gönderdiğin oğlun. Bu yüzden bende çok fazla saygıları var padişahların. Şimdi bir dakika dur, bir dakika. Trablusgarp Savaşı'nı konuşalım mı? 1909. Kitaplarda şöyle diyor. Osmanlı'nın Libya ile Trablusgarp ile denizden yardım etmesi imkansızdı. Niye? Çünkü deniz hakimiyeti bizde yoktu. İngilizler değil. Karadan Mısır, işte Suriye, Filistin, Mısır üzerinden, Arabistan üzerinden Libya'ya yardım edebilir mi? Kara olarak edebilir, karasal olarak edebilir. Niye demiyor? Çünkü orada da İngiliz işgali var. İngiliz koruması var. Dolayısıyla senin Libya'ya asker gönderme mümkün değil. Bunun için diyor ki askerlere vatanını seven gözü kara askerler varsa sahte kimliklerle çıksınlar Karpa Çıkmış bir gözü kara Enver. Çıkmış bir gözü kara Mustafa Kemal. Askerler çıkmış. Gitmişler orada halkı örgütlendirmişler. İtalyanlarla savaşmışlar. Ben burada şu soruyu sorma hakkına sahip miyim? Değilsin dersen, kardeş değilsin de sormayacağım. Şu soruyu sorma hakkım var mı? Ey Padişah Sultan Mehmet Reşat! Sen el alemin Anadolu'sundaki fakir fukara, garip guraba, Mustafa Kemal gibi yetim, öksüz çocukları buldun, bin sırtına Gönder Trabluskarp'a yakalanırsan seni ben tanımıyorum. Sahte kimlikle git savaş dedin de. Sarayın hareminde cariye kovalayan çocukların ne yapıyordu o arada? Deme hakkın var mı? Var mı? Yok çünkü padişahın oğlu da orada. Abi dur hemen sonunu söylüyorsun kitabın ya. <laughs> Filmin sonunu söylüyorsun ya. Vardır ya böyle tipler. Ya seyretmeyin adam ölecek sonunda diyorlar ya. <laughs> Şimdi bak. 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler der kitapları böyleydi. Kendi çocukları zevk sefa içerisinde haremde eğlenirken Anadolu evlatlarını gönderdi padişah şeye, Libya'ya. O zaman anasına, avradına, gelmişine, gitmişine sövüyorlar adamların. Haklı olarak bilmiyorlar ki 154 tane. Yalnızca Enver ve Mustafa Kemal yok. 154 tane aslan parçası oraya gitti. Ancak orada onları karşılayan Mehmet Reşat'ın tu general rütbesindeki yeğeni Şehzade Osman Fuat Efendi. Bak, kendi oğlunu göndermiş. Onları sonra göndermiş. Ordunun Mustafa Kemal'in komutanı kimdi Libya'da? Trablusgarp'ta Osman Fuat Efendi. Kim o? Padişahın çocuğu. Kendi oğluna gönderiyor. Bu önemli. Bak bunu söylemezsek o zaman hakikaten haremde üzüm yiyip cariye oynatan padişah modeline ee, uymamız gerekiyor. Evet doğru dememiz gerekiyor. Murat Hüdavendigar da oğlu Yakup'a diyor ki git onları imha et. Bu esnada Yakup kovalarken düşmanı çadırda otururken Murat Hüdavendigar hep şu anlatılır bu doğru değildir. Murat Davendiğer şey, savaşın sonunda şehitleri ve yaralıları gezerken orada bir Sırplı askerin sonra da adının Miloş Obeliç olduğunu öğrendiğimiz askerin su diye bağırdığını duyar. Sonra bir askerden bir matar alır. Ona doğru giderken derler ki sultanım gitme. Tuzak olabilir. Bunun üzerine döner. Der ki siz Kerbela denen yeri bilir misiniz der. Hüseyin Efendimizin susuzluk çektiği ne hatırlatıyor. Kerbela'yı bilir misiniz der. Ben gider ve onu, onu içiririm der. Sonra gider önünde diz çöker. Başını eline alır. Eliyle içirirken iki eli bu arada meşgul. O beliç şu kolunun içinde sakladığı hançerle buraları boş ya padişah. Şurasına saplar. 2-3 saat sonra ölür. Güzel bir Türk filmi. Ama tarih değil, doğru değil. Doğrusu ne? Savaştan sonra çadırına geçiyor. Sırp prensi. Bazı kaynaklara göre de Sırp prensinin damadı. Asil Sırplı. Miloş Obiliç konuşmak ister. padişahta gelsin der. Çadıra girer. Çadırdaki temas biraz fazla sanırım. Sonunu alır, sokar vesaire. Mümkün müdür? Çadırda öldürmesi. Alpaslan Gazi Berzem Kalesi'nde Karahanlı Yusuf Berzami adı verilen bir komutan tarafından öldürüldü. Konuşacağım dedi Türk Türk'le. Alpaslan gel dedi. Bak her 1071'de Malazgirt'i aldı mı? Şu soru hiç sorulmadı ha. Eee sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Alpaslan sonra ne yaptı? Sorarsanız çok da cevabı yok. Çünkü 9 ay sonra öldü. 1072'de Berzem Kalesi'nde öldü. Son fethiydi Alp Alparslan'ın Malazgirt. Sonra öl zaten öldürüldü demeyelim. Şehit edildi Alparslan Gazi dedemiz. Hüdavendigar da çadırına çağırdı. Çadırında konuşurken bıçaklandı. Sonra 3 saat, 4 saat kaldı. Ölmedi. Pansuman falan filan sonra şehit oldu. 3-4 saatlik bir bekleme süreci var. Kan. Efendim? Kan Kaybın evet öyle öldü. Toparlayamadılar onu. Bu esnada emri şu oldu. Yakup nerede? Geldi mi? Sakın bırakmasın. Abi ölüyorsun. Ya ölüyorsun. Ama derdin düşman kovalayan Yakup görevini bırakmasın devam etsin. Babasının ölüm haberi Yakup'a ulaştığında düşmanla göğüs göğüse savaşırken askerini bırakır, geri gelir. Neydi onun görevi? Son düşmana kadar orada kalmak, değil mi? Ama o ne yaptı? Haberi duyunca geri geldi. Babasının önünde ağlayan Bayazıt, abisi Yakup'un geldiğini görünce, "Düşmanları öldürdün mü?" der. O da der ki, "Hayır. Ama ölüyorlar. Haberi duydum, geldim. Abi niye geliyor?" Derdi ne? Ama emire itaatsizlik var mı? Yıldırım Beyazıt o an abisini öldürür. Efendim? Tabi tabi. Direkt çöktüğü yerde yay kirişi var ya. Onunla direkt boğar ve öldürür. Abi devlette zafiyet, ihanet olmaz. Yıldırım Beyazıt Nibolu Meydan Muharebesi'nde savaşırken bir tepe var. Okçular Tepesi. Okçular Tepesi'nde oklar yağıyor. Ve oklarından dolayı gidemiyorlar. İlerleyemiyor Osmanlı. Diyor ki bir komutana Timur, Ho Timur Paşa diyesin var ama demeyeyim. Timur çok Osmanlı kullanmıyor Timur'u. Diyor ki şu tepeye çıkalım. Şu kadar zaman sonra tepede buluşalım. Ben buradan gireceğim. Sen buradan gir. Bir tepe var onu alacaklar. Yıldırım hallediyor. Çıkıyor yukarıya. Adam da işte biraz geç atıyorum, 10 dakika sonra geliyor. Ama ter içinde, Padişahım geç kaldım diyor. İşte çok trafik vardı, düşman fazlaydı, öldüremedim vesaire. Affet diyor, geç kaldım. Dediği saatte gelemedi. Ama geldi sonuçta. Ama tepe bizim. Abi Yıldırım diyor ki, affetmem. Affedersen bir daha yaparsın diyor ve adam öldürüyor, boğuyor. Ya yani devlet hakikaten zor iş. Ha. Yani devlet de ölüm. Bu arada farça siyaset ölüm demektir. Sengi siyase öldürülen, kelleleri kesilen paşaların başlarının konulduğu taşın adıdır. Yazın Google'a Sengi siyase bak ne çıkıyor. Evet. Çeşmi siyasede Öldürülen adamın kellesinden fışkıran kanın temizlendiği çeşmenin adıdır. Siyaset eşittir ölümdür. Bu işi yapıyorsan o işi de göze alman gerekiyor. Yani bir memurun ölüm gibi bir hayali olmaz ama bir paşanın olmak zorunda. Yükseldikçe ölüme yaklaşıyorsun. Ölüm şurada, şurada. Makamın yükseldikçe ölüme yaklaşıyorsun. Paşa olduğumu zaten burada yaşıyorsun. Ve adamı öldürüyor. Yıldırım Beyazıt 1389 tarihinde babasının iç organlarını alıyor. Pristina'daki bugünkü türbeye defnediyor. Ardından or vücudunu getiriyor. Bursa'ya defnediyor. Yıldırım Beyazıt Osmanlı tarihinin gördüğü en deli adamdan iki tanesinden biri. Biri kim? Yavuz. Diğeri de Yıldırım. Adam durmuyor abi. Modern tıp ona muhtemelen hiperaktif derdi. Hiperaktif. Dikkat dağınıklığı var bu adamda derdi. Yatmadan evvel şunları içsin derdi. İlaç verirdi bir de. Yıldırım klinik vaka. Aşık Paşa zaten tevarih aile Osman'la Hoca Saadetli'nin Tacu Tevarih kitapları o günün klasik iki tane baş kaynağıdır. Her ikisinin de ortak özelliği abi Yıldırım'ın ağzı çok bozuk. Çok küfre diyor. Ben küfreden adamlara hayranım. Neden? Düşünsene bir küfre diyorsun. Bak bir cümle kuruyorsun. Bak cümle bu kadar. Cümlenin başına küfre diyorsun. Ortasında küfre diyorsun. Sonunda küfre diyorsun. Ama düzgün bir cümle kuruyorsun. Küfrü ekliyorsun. Ben bunu beceremiyorum. Ben ya hepsini en başa ediyorum ya en sonunda. Cümleye katamıyorum o küfürleri. Küfürlü bir cümle ama düzgün yapısıyla birlikte. Özne başta yüklem sonda. Düzgün bir cümle kurmak çok zor bir şey. Yıldırım Bayazıt atla gidip kılıçla vururken küfür de diyor. Benim idolüm. Yıldırım Bayazıt herkesin söylediği agresif, çok sinirli, hemen ağzını bozar, hiç kimseye e, göstermez. Dört Ata binen vardır aranızda. Abi kocaman bir şeyi bu kadar bünyesi bacak aranda tutmaya çalışıyoruz. O da demiyor ki üstümde bir insan var yavaş gideyim de şunu düşürmeyeyim. Umrunda dahi değil insan. Böyle gidiyor hayvan. O giderken sen de düşmemeye çalışıyorsun ya bacakların kasılıyor. 5 dakika bacağını kassana sonra bırak. Bir bacağın buraya, bir bacağın oraya gidiyor yürürken. Ata binmek çok zor. Nefret ediyorum ata binmekten. Ata binmek spor şimdi. Niye spor ki öyle bir şey ya? Ben binmem. Yani zor bir şey. Ya da ben beceremedim ata binmeyi. At zor. Bana öyle geliyor. Yıldırım dört nala giden bir atta ayağa kalkıyor. Diz kapaklarıyla atı sıkıştırıyor. Var ya bisiklette ellerini dokunmadan çevirmek. Onun gibi ata bacaklarıyla yön verip çift kılıç saldırıyor. Benim dünyamda imkansız bir şey. Yani benim için bu imkansız. Yıldırım'ın en büyük özelliği vücudunun tamamını beliyle beraber kullanmak. Uyku adamda yok. Sadece devlet, yalnızca devlet. 1396 tarihine kadar Anadolu'da tekrar Murat'ın bak bak bak. Anadolu halkı Tamam Osmanlı sizi sevmiyor da siz de ak kaşık değilsiniz ha kusura bakmayın. Murat gel Kosova'da şehit düştüğünde Anadolu'nun eski beyleri ne yapıyorlar? Aha diyorlar bize gün yine isen diyorlar. Her gelen padişah isyanları bir daha bir daha bastırıyor. Abi ne yapacaksın? Şu adamı Selanik'e göndermekten başka şansın var mı benim? Gönderi kafa, göndereyim kafa rahat etsin. Abi sizi niye bir yere göndermişler? Göndermişler mi? Nereye? Nereye? Manastır. <gülüyor> Manastır. <gülüyor> Abi ama kaşınmışsınız ya. <laughs> Bu arada Manastır muhteşem bir e, şehir. Ya Mustafa Kemal'in ortaokulu okuduğu, evet. ardından liseyi okuduğu Manastır Rüştiyesi var. Manastır İdadiyesi var. Orada okumuş. Abi gittin mi Manastır'a? Ailem orada da ben gitmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi abi. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Böyle yürürken bir yabancı memlekette gibi değilsin ha. Sanki Kastamonu'da yürüyorsun ya. Yani. Amasya'da yürüyor gibi hissediyorsun kendini. Manastır'da yürürken. Gerçekten çok huzurlu, çok sakin. Bir yere gir, selamun aleyküm de, bir çay de, bu dille, aleyküm selam da gelir, çay da gelir o coğrafya öyle bir yer. Hemen isyan, Konya isyan, Karaman isyan, sonra biri Selanik, biri Manastır'a gitti. Fatih gönderdi bunları. Ya yani Fatih'e kadar istimaliyet politikasıyla oradakileri Müslüman yapsınlar diye zorunlu göçe tabi tuttular. Yıldırım biraz sert. Bütün Anadolu'yu çok sert biçimde vura kıra, eze eze, asa asa Osmanlı'ya bir daha bağladı. Babalarının yaptığını yapmadı. Babalar konuşup çay içip şöyle söylediler. Bak buraya bir daha gelmeyeyim. Bak kardeşiz gelirsem böyle gelmeyeceğim dedi. Yıldırım geldi kim lan o dedi. Bağım güm saldırdı. Aslı kesti her yeri bağladı. Yıldırım'ı Anadolu halkı hiç sevmedi. Beyler de sevmediler. Bu yüzden Timur'a geçti. Anadolu beyleri. Bir de küfrediyordu. Yani Ankara Savaşı'nda Adam ediyor. Sana o küfrü de etmeden söyleyemem ki yani. Sana abi çocuklarının yanında ana avrat küfreden bir adam var. Ya bu ne oluyor abi? Söylesene duyguların ne olur? Küfür diyor sana ya. Kabarır. Kabarır değil mi? Öfke kabarıyor. Ankara Savaşı'na kadar 1396 tarihinde Yıldırım adını aldığı Niğbolu Meydan Muharebesi'ne kadar çok ciddi bir Balkan şeyi yok Yıldırım'ın. Seferi yok. Niye? Zaten babası Murat Balkanları halletmiş. Yıldırım'ın görevi Anadolu'daki tam teslimiyet sağlamak. 1396 tarihinde Bulgaristan Niğbolu. Ben orada program yaptım Niğbolu'da. Harika bir ova. Niğbolu'ya gelir. İşte Yıldırım'daki hava bu hakikaten on numara bir civa. Böyle tepeden bakar. Karşı tarafta bir haçlı birliği. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bizler hiçbir zaman tarih boyu birebir savaşmadık. Bire beş, bire dokuz, bire on üç. Hepsi toplandı. Yıldırım çağırdı oradan biri. Dedi ki bu arada dokuz devlet var Nibolu'da. Dokuz ülkenin ordusu var. Dedi ki kaç kişi var aşağıda? Dediler ki doksan bin kişi. Kendi kırk bin kişi. Ama geliyor. Altmış bin'i tamamlayacaklar. Diyor ki ben savaşmam sizinle. Niye? Çok azsınız. <laughs> Savaşmaya değmez. Size süre. Gidin çovalın gelin. Sizi yeneyim diyor. Yıldırım böyle bir adam abi. Yeneyim alayım diyor. Hakikaten de gidiyor. Adı da Yıldırım lakabını da o savaşta alıyor. 1396 Nibolu Meydan Muharebesini kazandığında Balkan Savaşları'nda Balkan bölgesini ...gerçekten e, Osmanlı'ya bağlayan bir e, savaş oldu. Şimdi Balkanlar tamam. Anadolu tamam. Peki bu tek devlet mi? Arda parça var mı? Ne? Konstantinopolis. İstanbul'a gelir. İstanbul'da Otağtepe'yi biliyor muyuz? Oraya otağını kurar. Anadolu Hisarı'nı yaptırır. İstanbul'a doğru adım adım gelirken... Bir haber gelir. Bunu atladım. Bunu öncesinde söylemem gerekiyordu. Dokuz devlet Osmanlı'ya doğru saldıracak. Bunun üzerine İstanbul ee, muhasarasını kaldırır, Nibolu'ya gider. Nibolu'yu yener. Yıllardır hanını görmüyor bu arada. Anasını görmüyor. Hayatında karı kız yok, çoluk çocuk yok. Niye? Hepsi yanında çünkü erkeklerin. Kızları zaten görmüyor. Tamam abi İstanbul'u almak için geldi. Sonra Bulgaristan'a gitti. Sonra savaştı. Yendi. Yeterdi artık Edirne'ye gitsin değil mi? Bir çoluk çocuk hanımı bir görsün mü? Gitmiyor abi. İstanbul'a geri geliyor. Bu inanılmaz bir sevgi. Yani bu, bu tarif edilmez. Ee, ev yok. Vatan var. İstanbul'a bir daha muhasara ediyor. Otağtepe bölgesinde kalıyor. İstanbul'a doğru gelirken takvimler 1401 Timur'un İstanbul'a doğru geldiğini ya şey yanlış söyledim. Anadolu'ya doğru giriş yaptığını duyar. Mardin bölgesindedir. Mardin Ulu Cami yakar. Timur manyak mı? Niye Ulu Camileri yakıyor? Her gittiği yerde Ulu Camileri yakıyor. Timur Müslüman mı? Müslüman. Mı? Öyle Müslüman. Niye cami yakıyor? Gittiği her bölgede cami yakıyor. Ulu camileri yakıyor. Şey o da Şam'da. O da var ya Şam'da inanılmaz bir şey. Şam'ı fethediyor abi. Muaviye Camii'ne gidiyor. Ey Yezid kardeşlerim diyor Timur. Ey Yezid kardeşlerim. Ben de sizdenim. Hüseyin haksızdır. Yezid muhakkak haklıydı. Benim gibi düşünen kardeşlerimle sarılmak istiyorum. Kucaklaşmak istiyorum. Ey Yezidiler! Bugünkü anlamda değil ama. Ona bağlı olan demektir. Ey Yezidçiler! Gelin diyor Muaviye Camii'ne. Bunu duyunca tellaların ağzından ufak ufak tek tük dökülmeye başlıyor. Şam'da Yezidçiler, Hüseyin Aksıldı diyenler camiye giriyorlar. Cami tek havası dolu. Timur camiden çıkıyor. Kapıyı kilitliyor. İçeriye atıyor ateşi. Cami yakıyor. İçindeki insanlarla birlikte insanlar alev alev bağıra bağıra yanarken kafayı sokuyor camdan. Yezid değil Hüseyin haklıdır diyor. Dönüp gidiyor. Böyle bir adamdır. Hüseyin haklıdır diyor ve gidiyor. Nasıl? Hindistan seferinde bak Timur Öğrenilmesi gereken bir adamdır. Hindistan seferinde uyurken diyorlar ki filler geldi. Ulan fil ne? Timur filleri şeyde gördü. Hindistan seferinde gördü. Fil değil abi, mamut, kocaman hayvanlar yani. Böyle dev gibi içinde dört tane insanın bulunduğu üstünde sepetler var yani. E, filler geldi. Filler niye kullanılıyor ki? Filler doğuştan sekep, şeker asasıdır. Doğuştan miyoptur. Uzağı görmezler. Yakını görürler ve panik yaparlar yakını görünce de. Yılan geliyor ya. Yılana doğru gidiyor fil. Diyorsun ki niye kaçmıyor? Görmüyor ki. Görmeye geldiğinde panik yapıyor fil. Ezmeye başlıyor. Bir de şeker hastası. Hemen sinirleniyor. Acıktığında sinirleniyor. Bu yüzden sahiplerini öldürüyor filler. Çünkü aç hayvan. Aç olunca şeker yükseliyor. Ee, filler var. Timur o fillere bir şey daha ekledi. Savaş alanına geldiğinde iki gün hayvanlara yemek vermiyor. Şeker ne oldu? İnanılmaz yükseldi. Sinir asabiyet fena. Sonra filleri taşıyan kafeslerin üzerine insanlar çıkıyor. Ellerindeki sopalarla bam güm bam güm hayvanlara vuruyorlar. Hayvanın canı yanıyor ha böyle. Şöyle vurmuyor yani. Böyle vuruyor file. Hayvanı çok delirtiyorlar. Hayvan zaten aç. Sinirli. Bir de aç e, şey. E, canı yanıyor. Düşmanı gördüklerinde önlerindeki askerler çekiliyor. Fillerin kapakları bir açılıyor. Filler bir koşuyu Allah yarattı demiyorlar. Fil bir silahtır. Timur bunu Hindistan seferinde gördü. Bir baktı filler var. Nasıl halledeceğiz bunu? Dedi bir dakika. Çadırına girdi. Çadırında yaptı. Beni rahatsız etmeyin dedi. Çadırına yattı. 20 dakika sonra geldi. Dedi ki: "Etraftan toplayın. Çalı, çırpı, ot, ağaç ne bulursanız getirin." Hepsini getirdiler. Elindeki develeri birbirine iple bağladı. Böyle büyük, hatta zincirlerle bağladı develeri birbirine. Develerin üzerine sepet sepet çalı, çırpı, ot, tahta, ağaç koydu. Hepsini aynı anda yaktı. Yukarıdaki sepette bulunan ağaçlar yanmaya başlayınca ısısı develerin sırtlarına geliyor mu? Sırtları ısınan develer bir anda huysuzlanıyorlar mı? Öne doğru koşmaya başladılar. Ancak zincirle bağlılar ya. Hepsi çekiyor birbirini. Ve şöyle bir deve yığını koşarak gidiyor ön tarafa doğru. Sırtları yanıyor. Filler miyop ya. Görmüyorlar ya. Görünce panik yapıyorlar ya. Fillere kadar yaklaşınca fillerin gördüğü şey. Bir ateş topu Çığlık atarak geliyor. Ve filler bir anda huysuzlanıyorlar. Bir anda e, hakimiyet kayboluyor. Ve kendi adamlarını eziyorlar. Timur develerle filleri yendi. Takdir etmek gerekiyor mu? Evet. Bu arada Timur'un deve birliğinin komutanının adı Esen Bugadır. Esenboğa Havalimanı da onun adıyla anılmaktadır. Fil ordularının komutanının adı Esen Bugadır. Timur çok şeydir, akıllı bir adamdır. Yıldırım'a diyor ki, Yıldırım Beyazıt'a diyor ki, bak seninle benim Erhan Afyoncu bu makalesinde yazdı bunu. Seninle benim savaşım kaçınılmaz. Savaşacağız. Ya sana ya bana. Tamam mı? Ancak şimdi sen Nibolu'ya gidiyorsun savaşmaya. Seni yenerlerse Osmanlı'yı yendik demeyecekler. Müslümanları yendik diyecekler. Şimdi Fenerbahçe geçen gün yenilseydi kimi yenmiş olacaklardı? Türkleri yeneceklerdi. Fenerbahçe'yi yenmeyeceklerdi. Burada Türk bayrağı var. Seni yendiklerinde İslam'ı yenecekler ya. Bu yüzden arkanı bana ver. Yaslan bana. Ve güven. Vurmayacağım. Hatta istiyorsa asker göndereyim. Hakviye vereyim. Git onları yen. Sonra çık karşıma diyor. Nasıl? Çok büyükçe hareket değil mi? Sana asker göndereyim diyor. Yardım edeyim sana. Git yen o gavurları diyor. Sonra karşıma çık savaşalım diyor. Yıldırım'ın şeyi ne oluyor? Küfür ama nasıl bir küfür? <laughs> Yürü git der gibi bir şey diyor ama sonra küfürleri yağdırıyor. Sonra diyor ki korktuğunu bu kadar belli etme benden. Adam korkmuyor ki. Bu kadar belli etme bu arada. Aralarında böyle bayağı bir yaş farkı var. Evlat diyor Timur. 20 yaşa yakın bir fark var aralarında. Evlat diyor. Timur'a kadın iç çamaşırları gönderiyor. Ya gel benimle savaş ya bunları giy etrafta gez diyor. Timur'un şansı yok başka. Bu arada Timur haklı mı? Yıldırım haklı mı? Ee, Türk televizyonlarında tabii ki de Yıldırım haklı. Ama böyle bizim gerçek kanallarda Timur haklıydı davasında. Yıldırım hiç sul yolunu kullanmadı. Timur diyor ki Türk devlet geleneğinde teklik vardır. Ben Türk'üm. Karısı Cengiz Han soyundan. O yüzden Timur Han demiyor kendisine. Çünkü hanlık Cengiz'den gelir. Kendi Cengiz'in torunu değil. Bu yüzden Cengiz'in torunlarından birini taşıyor yanında. Böyle maskot gibi. Kendi Timur. Şah Timur. Han Timur değil. Diyor ki ben Türk'üm. Sen de Türksün. Türk devlet geleneğinde teknik vardır. Gel bana tabi ol. Yıldırım ne demiştir buna? Muhtemelen küfretmiştir. Evet. Bunun üzerine Yıldırım'la Timur'un arasında bayağı bir mektuplaşma var. Osmanlı da bunu yapmıyor mu? Bir dakika şimdi Timur niye bağlıyorsun ki? Soru. Osmanlı Germiyan'ı niye bağladı ki? Karamanlılara niye dedi ki benle birlikte ol, bana tabi ol? Niye dedi? Teklik. Aynı duygu Fatih'te var ya. Timur'da olmasın mı? Teklik. Bana bağlan dedi. Yıldırım'da bağlanmayacağım dedi. Çok konuşma gel savaşalım dedi. Bunun üzerine Yıldırım İslam şey Anadolu'ya geldi. Birkaç ova adı söyledikten ve Yıldırım'ın ordusunu yorduktan sonra zaten İstanbul'dan gelmişler yorgunlar baya. Ankara Savaşı'nda dururlar. Üç gün beklerler. Timur'un ordusu gelmez. Üçüncü gün çadırları söküp askerlerin zırhlarını alıp silahlarını alıp e, arabalara yerleştirip gideceklerken Timur bastırıyor. Çok zekici değil mi? Her şey bitmiş. Çadırlar sökülmüş. Askerlerden zırhlar alınmış. Oklar, kılıçlar alınmış. Depolara daldık, e, konulmuş. Gideceklerken Timur saldırıyor. Aynen öyle. Susuz bırakmış. Ardından Timur yine şey, Yıldırım yenecek. Buna rağmen herkes silahlanıyor, acele ediyorlar vesaire. Evet, üstünlük şeyde, Yıldırım'da. Yıldırım çok acele ediyor. Çok fazla agresif davranıyor, sinirleniyor. Zafiyet gösteren Türkmen beylerine ve Anadolu beylerine küfrediyor. Kara Tatarlar diyor mesela şeylere, Erzurum Türkmenlerine. Kara Tatarlar diyor. Onlara çok ağır küfürleri var. Herkesin gözü önünde. Bunun üzerine Türkmen beyleri tek tek yavaş yavaş saf değiştiriyorlar. Evet. Hakaretlerden dolayı beylerin tek tek Timur'un tarafına geçmesi. Timur'un tarafına geçmeyen Yıldırım'ın Yıldırım'a bağlı birliklerden bir tanesini söyleyin. Tek Sırplar. Sırplar. Bu kadar. Sırplar hep hiç isyan etmemişler. Hep şeyle kalmışlar. Timur'la kalmış şey. Yıldırım'la kalmıştı. Yine Yıldırım yenilmeyecek. Buna rağmen yenilmiyor abi adam. Yine hakim. Ne yapıyor biliyor musun abi? Abi hepimiz erkeğiz ya. Bak bire karşı iki, ile iki kişiye saldır anlarım abi seni. Anlarım. Şimdi ben desem ki size. Ya gelirken iki kişiyle kavga ettim. Dövdüm. Abi inanırsın ya. iki kişi yani. Desem ki 3 kişiyle kavga ettim. 3'ünü de indirdim. Uzak doğu eğitimim var benim. O da olabilir ha. Ya yani 4 kişiyle 5 kişiyle. Ne zaman bana ziya demeye başlarsın? Abi 10 kişiye kafa tutan bir erkek de sanırım Çanakkale'de şehit oldu yani. Aramızda yoktur 10 kişiye kafa tutacak bir adam. 10 kişi karşında kafa tutuyorsun. O biraz zor bir iş. O filmlerde oluyor. Timur şey niye hep Timur diyorum? Yıldırım abi 100 bin kişilik bir Timur ordusuna tek başına saldırıyor ya. Elinde kılıç ayağa kalkmış bam güm vura indire vura indire orduya girmiş. Yanında da oğlu Mustafa var. Şehzade Mustafa. Şeye katılmayan Fetret devrinde kardeş kavgasına katılmayan oğlu var. Mustafa. Beraber giriyorlar. Vura kıra giriyorlar. Ne oluyor? Timur'un ordusunda açılıyor ya dedik. Yıldırım giriyor ya. Ordu kapatıyor. Osmanlı ordusuyla Yıldırım'ın arasında bağ kopuyor. Bir tesbihin imamesi koparsa ne olur? Padişahın esir düştüğünü gören Osmanlı askeri de tek tek, birlik birlik kaçmaya başlıyorlar. Osmanlı askeri kaçar. Türkmen beyleri saf değiştirir. Enteresan bir şey. Sırplar hala savaşıyor. Demek ki haberdar değiller mevzudan. Var ya hani bir hikaye anlatıyorlar. Kova Yaşar diye bir adam varmış. 9-0. Maç bitmiş. Maç bitmiş. Hakem zili çalmış. O zili duymamış. Sis de varmış. Hala bekliyormuş. 9-0 maç bitmiş. Hala bekliyor. Onun gibi Sırplar gitmiyor. Savaşın bittiğini anlamıyorlar. Saha boşalınca diyorlar hadi artık gidelim ve Sırplar boşaltıyor, olay bitiyor. Alıyorlar şeyi Yıldırım'ı getiriyorlar Timur'un önüne. Timur diyor ki oldu mu şimdi? Yani bu muydu? Bu arada Yıldırım'ın bir mektubunda şöyle söylüyor. Andım olsun seni yakalayacağım. Hayvan kafesine sokacağım. Şehir şehir gezdireceğim diyor. Bunu biliyorlar ya. Timur'un komutanlarından biri Yıldırım'ı alıyor, hayvan kafesine koyuyor, Timur'a hayvan kafesine götürüyor. Timur ne yapıyor? O komutanı öldürüyor. Bu kafese soktun adam bir Türk hükümdarıdır diyor. Türk sultanına karşı böyle davranamazsın diyor. Komutanını öldürüyor. Yıldırım'ı alıyor, misafir ediyor. Şimdi bir şeye gittik, savaş meydanına gittik. Bir sürü çadır var. Vezir çadırı var mıdır? Be belli olur mu? Üç tuğluk bir vezir çadırı varsa, üç tane bayrak var etrafında. Bu tuğ general demektir, en alt düzeydeki paşa vezir. Dokuz tuğu varsa, tamam, işte bu kubbe vezirlerinden biridir. On altı tuğu varsa bir çadırda, bil ki bu sadrazam vezir çadırıdır. Eğer bir çadırın etrafında otuz iki tane tuğu varsa, o padişah çadırıdır. Bu Türkmen geleneğidir. Timur'un çadırında 32 tane tuğ var. Yanında bulunan esir Yıldırım'ın çadırında 32 tane tuğ var. Ne bu? Tam tersi olsaydı Yıldırım kazansaydı hayvan kafesine bağlayıp gezdirecekti. Ama Timur çadırına 32 tuğ ekletiyor. Kapısında asker bırakmıyor. Yalnızca koruma bırakıyor. Korusunlar diye. Gözlemci mözlemci yok. Çünkü misafir. Diyor ki Timur, dünya üzerinde bir Türk hükümdarını esir edecek kimse yok diyor. Bu Osmanlı hükümdarı. Timur'daki düşünce bu. He atladık. Ulu camileri niye yakıyor? Abi cami yakmıyor Timur. Ulu cami ne demek? Ulu cami cami değil ki. Ulu cami padişahın makamıdır. Sultan makamıdır. Padişah halkla o camide birleşir. Halkı o camide dinler. Bakanlar kurulu ulu camiler toplanırlar ve toplantı yaparlar. Ulu cami, hükümet konağıdır. Mardin Ulu Cami. Kudbettin İlgazi. Bursa Ulu Cami. Malatya Ulu Cami. Gittiği her yerde ulu camileri yakıyor. Aslında cami yakmıyor. Devletin hükümet konaklarını yakıyor. Yani devlet olma gücünü yakıyor. Ulu camin varsa devletsin demektir. Düşünsene... ...abi... Eski Türklerde bir erkeğe yapacağın en büyük hakaret ne? En büyük hakaret. Daha büyüğü yok. Bıyığını kesmek. Ya bu ne ya? Bu ne abi yani? Bir tane kıl. Bıyığını kesince adamın her şeyine küfretmiş gibi oluyorsun. Bıyığını, bıyığını kesince. Bu bir adet, gelenek yani. Mesela kocasını ya da bir erkeği savaşta cesur yapmak isteyen bir kadın başındaki tülbenti çıkartıp ayaklarını atarsa sen bitmişsin demektir. Al o tülbenti sen giy. Sana layık diyor yani. abim. semboller var ya. Onun gibi 32 tane tuğun içindeki yıldırımda bir hükümdardır. Hükümdara saygı duymak gerekir. Timur hepsini yapmış. Fakat esaretinden 8 ay sonra yıldırım beyin kanaması geçirir ve ölür. Yüzüğündeki zehri içmek tamamen Türk filmlerinin hikayesidir. Hiçbir padişahın yüzüğünde şey yoktu. Zehir yoktu. Öyle gezmiyorlardı. Öyle bir şey yok. Yıldırım 8 ay kaldıktan sonra Konya Akşehir'de esir tutulduğu yerde Timur'un yanında vefat eder. Timur Yıldırım es e vefat edince Yıldırım'ın naaşını oğlu Mustafa ile beraber Bursa'ya gönderir. Yıldırım'ın mezarı niye Bursa'da? Temur gönderdiği için Bursa'da. Yıldırım'ı yener, Bursa'ya girer, Ulu Camii yakar. Karmanoğlu Mehmet Bey de Timur'un adamıdır. Saf değiştirenlerden biridir. Bursa'ya gelir ve Yıldırım'ın türbesinde kemiklerini çıkartır ve yakar. Öfkeye bakın. Yani öyle çok dostane birliktelikler yok. Zorla birliktelikler var. Şey Efendim? Kaç sene geçiyor? Neyle? Ee, Yıldırım'ın Bursa'ya gönderiyor. 1402'de vefat eder. Tamam. 1402'de, şey, 1402'de esir alınır. 1403'te 8-9 ay sonra vefat eder. Hemen Bursa'ya gelir. 1403'te gömülür. 1404'te e, Timur şeye gelir. Zaten 1405'te Çin seferinde ölür. Yıldırım da boş adam değil ha. Çin seferinde ölüyor Yıldırım da. Şey. Timur. Hep ben bunları bak o kadar yakın ki birbirlerine. Timur da boş değil. Çin seferinde ölüyor. Bu arada biz Timur'u sevmiyoruz ya. Azerbaycan'da Timur milli kahraman. Şah Timur. Her yerde heykelleri var. Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da peygamber gibidir. Kazakistan'da milli kahramandır Timur. Ahmet Yesevi'nin Yesi kentindeki külliyesini ve türbesini Timur tamir ettirmiş. Timur ölmüş, giden var mı Yesi'ye? Tavsiye ediyorum gidin, çok güzel bir memleket. E, efendim, öyle mi? İnşallah. Kazakistan'ın merkezinde Astana Almata, 3 saatlik uçak Çimkent, Çimkent'ten 90 kilometre ileride Farabın Farab'inin doğduğu Farab köyü, 30 kilometre ileride Yesi. Yesi'de Timur Türbeyi yapmış. Timur ölünce e, türbenin inşaatı yarım kalmış. Böyle bir adamdır Timur. Sevgili dostlar, şimdi normalde bizim soru cevabımızda var ya, ben konuyu en büyük problem bitiremiyorum. Bana hangi konuyu verirseniz verin bu bir problem. Aslında ehil adam, işinin ehli verilen sürede verilen konuyu bitirmesi gerekiyor. Ben bitiremiyorum. Problemse problem. Bir sürü konu var. Onu söyleyeyim, bunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. O ona 20 var. Normalde işte hep bakıyor bana. Bana bakmasın diye hep böyle abilerle bakışıyorum, O beni görmesin diye. Uyarıyor sürekli. Normalde 9'u 5 geçe gibi soru cevaba geçmemiz lazım. Ona 20 var. Gidek. Soru sormayın. <laughs> Evet vallahi sormayın. Soru sormayın böyle gidelim. Bitirdiysen soracağım kısmına geçelim. <laughs> Bizim de onlara sorularımız olacak çünkü. Hediyelerimiz olacak. Sen nereden öğrendin onu? Ben bilirim. Gel böyle o zaman. <laughs> Gel böyle. Abi hiçbir orada yok. Hepsi kaçışmış etrafa gitmişler. Yani değil yani. Değiller tabi. Timur e de de. Yok. Almış. Timur'da da o kadar da bir, bir merhamet yok yani. <laughs> Ölmüşse yak, yaksın yani. Çünkü onun müttefik yardımcısı Karabalı Mehmet Bey. hediyeleri var yine. Evet. Sorması Beş seversin. tane. Beş tane evet. Benim cebimde. Yani benim cebimde. Ha aldın. <gülüyor> <gülüyor> Adam yan kesici cebimden <laughs> şeyleri alıyor. Şimdi bizim soru cevabımız var. Her nerede şeyler. Cebimde. Ver. Bir tane ver. Bir, bir, bir var. tane ver. Şimdi 9 vatandaş. <gülüyor> ayağınıza <gülüyor> kadar geldik. De. 925 ayar. Erkeklerden bahsediyorum. Eşinize, kızına ya da annene ee, diyor ki adama sabah kahvaltısında annene mi gidersin, eşine mi gidersin? Adam diyor ki oruç tutarım diyor. Girer <laughs> mi o topa yani? Bu birine gidecek bir erkeğe ya da hanıma giderse direkt kendine gidecek zaten. Ama bir sorumuz var. Hı. Bu soruyu cevaplandırana bunu vereceğiz. Gelenler zaten biliyorlar. Soruyu biliyorsanız da lütfen Sadece ediniz. el kaldırın. Söylediğinizde anlamsız oluyor. İlk el kaldırana buyur diyeceğim. Sonra yavaş yavaş diğerlerine geçeceğiz. Evet. Böyle bir 925 ayar kolye. Sorayım Hadi bakalım sor. sor. Mikrofonum açık mı benim? Bakayım da bu? Açık. açık. <laughs> Osmanlı padişahları arasında gözlük takan tek padişah. Önce kardeşim kaldırdı. Sultan Mahmed. Doğru. Yakala. Yakala. <laughs> soru, şey Gözlü takan deyince... <laughs> <laughs> bir tane de sana soru sorayım. Bu şeyi bırakacağım en son. Düşünürsün sen o sırada. Tütün içmenin yasak olduğu dönemdeki padişah. Abi. E, o bir arkadaki. Evet evet. Dördüncü Mehmet ya beşinci Mehmet. Yanlış. Hocam, Hangisi Ocaf. kaldırmıştı? Dördüncü Murat. Dördüncü Murat abi, abi. Yenge sen al hiç abiyi yormayalım. <gülüyor> <gülüyor> hiç abiyi yormayalım. Buyur <laughs> abi. Osmanlı Osmanlı'da, yeni yeniçerilere silah yapan ve tedarik eden Bunlara nakiz sağlayan ordudaki askeri sıfat. Sen bir dur Allah artık. Bir dakika dur ya. ya. Tükettin, koruttun bizi ya. Evet. <laughs> Silah yapıp tedarik eden askeri grup yani. Kimse Osmanlı. Kimse var. yoksa o zaman kardeşim hakkı var. Oğlum, Abi bir. Şey. Yok. Sadece bir dakika. Gel Sen Cebeci, cebeci Hoca. Lağım ve Cebeci değil. Cebeci Hoca sadece. Lağım başka bir şey. Al kardeşim. Ver ben şöyle. Hayırlı Atmayalım olsun. Atmayalım <laughs> Ben inerim buradan. Ben 50 yaşındayım kusura bakma. <laughs> Soruyorum. 4 mü bu? 3 mü? 4. Osmanlı'nın ölü lakaplı sadrazamı. Hasta yatağında sadrazam olacağı söyleniyor. Var mı bilen? Hatta öğrendikten sonra sadrazamlı 5 ay daha adam ölecekken sadrazamlı şevkiyle 5 ay daha yaşıyor. <laughs> Yok galiba. Bilen yok. Bizim videoları izlemiyorlar ya. Bunu çekmedik ya nereden bilsin? <laughs> Bunun da işi beni bozmak. <laughs> <laughs> tamam. Linçlenerek öldürülen Osmanlı padişahı. Dövülerek. Bir dakika. <laughs> değil. Bir dakika. Şey Soru soranı değil. Genç Osmanlı. Değil. değil. Var. Genç Osmanlıları indirsin. Başka? Hatta Hayır işkenceyle öldürülmüyor Direkt halk söyle. Yok. halk öldürüyor. Değil. O padişah, padişah diyor ama halk öldürüyor bunu. Hadi Hatta bir ipucu vereyim. Bugün konuşmadık. Yıldırımın çocuklarından biri. Bugün konuşmadık. Bir sonraki programda Yıldırım'dan sonra Fetret, bu adam devreye giriyor vesaire. Sen bir dur yeter. Arkadaki en arkadaki. Ney? Beş tane oğlu var. İsa, Kasım, Musa, Mehmet ve... hangisi? Size... Kopya... Ya kopya çektiğinizi belli etmeseydiniz bari. <laughs> O kadar mı? Beşinden birini seç. Soruyu değiştirelim. Soruyu değiştirelim. Oraya söz hakkı vermeyeceğim ben. Orayı gördüm. Bari söyle. sesini da abla. Ha. Duymayalım Değil. ya. Beş oğlu var. Beş tane tahmin etseniz biriniz bulacaksınız. Değil. değil. Bir dakika şimdi değil. beş değil. tane o, o herkes sayacak. En arkadaki. Ne? <laughs> Hayır bir dakika. Senin de geçti. <laughs> Süleyman, Süleyman. Veriyorum dur. Bunu Al. vereyim o elinde kalsın. Evet. Kardeş. Yalnız sırayla Süleyman benim, Şah yalnız sırayı... <laughs> ismi. Sekiz yıl tahta kaldı. Osmanlı onu saymıyor padişah olarak. Bir sonraki programın konusu sekiz yıl devleti idare eden Roma'ya göre padişah, bize göre olmayan bir adam. Karanfil Camii, eski cami var Edirne'de. Selimiye'nin tam karşısında. Onu yapan adam. Hocam videonuz vardı galiba. Evet abi. Var var. Oradan aldım soruyu zaten. <laughs> Hanımefendi açtı hemen. Evet. Yani Sesi de geldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman son soruyu soracağım. Ben, Yo, mi ben Sen sor. sor. Tamam. 4. Waldwin'in kardeşiyle evlenen komutanın adı. Bu kazıkçı hoca. Farkında mısınız? <laughs> Hatta Selahattin e iyi bir basmaya gidiyor sarayını. Düğün sırasında. Bu arada Baltay kim? kalkıyor. Demir maskeli Kudüs'ün kralı. Şey, 4. Cibarat, Ama seyretmemişsiniz demek ki. Selahaddin Eyyubi'yi Selahaddin Eyyubi'yi yenen çocuk. Yenemiz. Ama onun damadını soruyor. <laughs> onun, onun damadı işte. Onun ismini soruyoruz. Evet, ben biliyorum. Ezbere biliyorum ben. İngilizce değil miydi İngilizce? Tamam da ismi ne? Richard diyorsun. Efendim? Richard. Değil. Richard. Değil. değil. Değil abi. G ile başlıyor. Orlando Bloom oynamıyor muydu? Öyle ee, e nereden e nerede? Hadi sesleri duyun video seslerini. <laughs> Hocam başka Onu bulamazsınız arada da bak. Ney? Bir daha söyle. Doğru, doğru gay. Gay. Guy. Gel böyle. Oraya kadar fırlatamayacağız kusura bakma. Kardeşim tüm tuşları bastı level atlamak için. <laughs> İki sorudur her şeyi söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar. Yani yani, yok yok, yok, yok. bu bambaşka bir adam. adam Selahaddin Eyyubi'yi mağlup eden bir cüzdanlı çocuk var. Evet, evet. Hakikaten kahramandır. Keşke Müslüman olsa da Göğsümü böyle gere gere anlatsam. 15 dakikamız var bu arada. 15 dakika soru cevap yapabiliriz. Yap peki. Tamam. Bu arada bir şikayet aldım. Bu ısrarla süreyi arttırmaya çalışıyor. Sabah namazına bağlama çalışıyor. İsim vermeyeceğim. Dedi ki bazı dostlar çok uzun. Sen diyorsun ki bana diyor. Programlarda 20 dakikanın üstünde pedagojik bir ders anlatımı olmaz. Sen yapıyorsun 3 buçuk saat. Dikkat dağılıyor bu kadar olmaz daha da kısa yap dedi. Doğru mu söylüyor? Hayır. 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 <laughs> ha, o onun ne oldu? <laughs> ne oldu? Buyur o onun fikriymiş demek ki. Hocam ben, ben sabah kadar Allah razı olsun, var olasın. İsterlerse kısaltırız. Ben o zaman erken gitmek isterim. 15 yani. dakika soru, cevap. Abi sor. Biraz daha sistizi söylerseniz YouTube'da var. Tamam. Sen insan aşağı in tek tek şey yap. Şimdi Duymaz oradan ki duyamaz. Filistin, Filistin toprakları Abdülhamid'in kendi şeyi. Kendine almış <laughs> yani. Yalnızca petrol İstanbul'un fethi, İstanbul işgali boyunca 5 yıl cami olarak kaldı. Kimseye el, koymadı. Cumhuriyetten sonra da cami oldu. 34'te müze oldu. Ayasofya'yı herhangi bir düşman tahakkümü olmadı. Hatta Bizans müzesi olacaktı değil mi? Evet. Bizans müzesi yapacaklardı. Sonra o değişti yani. En arkadan öne doğru soru almaya başlayacağız. En arkası yoksa dönmeyeceğiz bir daha en arkaya bilginiz olsun. Abi, Abi söyle. Ee, devretmeye başladı. Osmanoğlu'nun vakıf malları niye devredilmiyor Osmanoğlu'na? Ben bunu çok merak ediyorum. Ne zaman devredilmeye başlandı? Geçen mesela Balat'taki kiliseler falan... Ha, ha, anladım soruyu, tamam. Satılan, elden çıkartılan vakıf malları bugünlerde vakıflarına geri verilmeye başlandı. Doğru mu anladım? Evet. Osmanoğlu'nun malları niye verilmedi. Satılmadı bir devlet, devlet, evet. <laughs> evet. Abi Osmanoğlu'nun vakıf malı yok. O bir aile. Ailenin malları var. Ailenin malları da enteresan bir biçimde çarçur edildi. Söylüyorum. Aklınıza Ali Koç gelmesin. Aklınıza Sabancı da gelmesin. Onların hikayesi başka. Ama TÜSİAD'da bir sürü böyle adam var mutlaka. İsim vermeyeceğim, birkaç tane biliyorum, vermeyeceğim. Dediler ki, 3 Mart 1924 yılında hilafetin kaldırıldığı ve hanedanın yurt dışında gönderildiği 431 sayılı kanunda şöyle yazıyor. Osmanlı hanedanına bağlı olan kadınlar için 10 gün, erkekler için 72 saatlik bir süre bulunmaktadır. 72 saat kaç gün yapıyor? 3 3 gün. O halde kadınlara 10 gün verilmiş, erkeklere 3 <laughs> gün verilmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Erkek gittikten sonra kadın kalır mı burada? Beraber gitmezler mi? O halde bütün aileye 3 gün süre verildi. Şimdi benim Kadıköy'de bir marinam, adalarda üç tane köşküm, modada bir tane yalım, Fenerbahçe'de 25 dönümlük arazim, su adam, nişan taşında teşvik yedi çilek tarlalarım var. İyi miyim durumum iyi mi? Allah bereket versin. Ben şehzadeyim. Bana 3 gün süre verildi. Bu üç günlük sürede yalılar, katlar, marinalar, tarlalar satılabilir mi? İnternet. Satılabilir yok. mi? Sahibinden kom da yok. Evet. Sarı site. Ya sarı. Adam mı? Yok. <laughs> Sahibinden komda çıkartamıyorum. Bunun ben tanıtımını yapamıyorum 3 günde. Hı -hı. Doğru mu? Peki ne yapmam lazım? Bana dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sana vereceğim pasaport yalnızca giderken kullanılıyor. Bir daha dönüş mönüş yok. Ve 3 gün süren var. Ben de zengin bir adamım. <laughs> Ömrümü orada idame ettirebilirim. Yaşarım orada. Ama üç günde bunları satamam. Ne yapacağım? Bu benim bahçıvanım. Çok terbiyeli bir çocuk. Hiçbir hatasını görmedim. Babası da babamın bahçıvanıydı. O da benim aşçım. Benim amcaoğlu. Abi sen de benim kahyam ol. Seviyorum ha sizi. İyi adamsınız. Dedim ki bunlara sana Kadıköy'deki marinayı adadaki köşkü bak gülmeye başladı ha. Bak gülüyor. Adalardaki yalıyı sana Fenerbahçe'deki 30 dönümlük araziyi, <laughs> Teşvikyedeki tarlayı, abi sana Üsküdar'daki yalıyı, sana köşkü dağıttım. Tapularını vereceğim. Bunları satın. Size vereceğim adrese bu paraları gönderin. dedim. Şimdi bu adama bakın yüzüne. <laughs> bir bakın yüzüne satıp parayı ver gönderecek yüz <şan Marcheg> var mı bu adamda <laughs> <laughs> <alayım zaten>. efendim <gülüyor> <stewart> <gülüyor> güzel hemen yukarı teknik <laughs> ha yapıyor <yapıyoruz> bu <laughs> hanedanda bulunan şehzadelerin kahyaları, uşakları aşçıları, yamakları bahçıvanlarına mallar mülkler, yalılar, köşkler, daireler gemiler, araziler Hepsi verili. Onlar dediler ki tabii ki şehzadem, sen bana adresi ver, satıp göndereyim. Satmazsa onlar bir daha gelip hesap soramayacaklar ya. Bir de neyin hesabını soruyor? Tapusunu vermişim, ben vermişim. Tapu müdürüne gitmişim, bu araziyi buna veriyorum demişim, imza attım mı? Gelsen ne olacak? Tapusu var bende artık. Herhangi bir sözleşme yok ki satıp bana verecek diye. Bugünkü Türkiye'deki zenginlerin bir kısmı hanedanın malına el koyarak zengin oldular. Ama Koçu ve Sabancı'yı aklınıza getirmeyin. Onların gelme kökenleri farklı, hikayeleri farklı yani. Onlar o tarihte burada değ değillerdi. Farklı yerlerdelerdi. Abi vakıf yok. Yani aile vakfı olmaz. Ama o mallar vakfın malıdır. Şahsın malı olmaz. Örnek veriyorum ben Ahmet Anapalı vakfı yaptım. Bu vakfada bir iş hanı verdim. O iş hanının da tapusunu vakfa bağladım. O iş hanını bana vermiyorlar. Ahmet Anapalı vakfına veriyorlar. O benim malım değil. Vakfın malı. O yüzden şahıs malı yok yani. Hı -hı. Abi kamera çekiyor. Mahkemeye verecekler. Bir sürü uğraşacağım. Kazancım ama. Mahkeme süreci 9 ay. O adamın 25 tane avukatı var. Benim bir tane 27 yaşında savcılığa çalışan bir avukatım var. Kafasının bir kısmı savcı olayım diye yürüşüyor. Samet. Yenerler beni yani. İlk verin de biz araştıralım bari. sonra <laughs> sonra abi. Abi senin şahıs malına el koymak yasaktır. Padişahın mallarına el ama. Padişahın malına da el koymadı. Padişahın malı padişahın malıdır. Ancak mesela Vahdettin'i gönderdi ya. Vahdettin'in malı burada. Satabiliyorsan sat. Al götür kimse el koymadı. Satamadığı için burada kaldı. Yani el koymak değil, satamamak gibi problemleri vardı. Satamadıkları içinde sağa sola tapularını verdiler. Onlar da onları bir dakika, şimdi bir dakika. Diyor ki İslam, sınanmadığın imtihanı kınama. <laughs> Soru. Adamın teki şehzade. Zaten bir şekilde para pul ona gelir. Osmanlı padişahının çocuğu buna mı muhtaç? Şimdi vicdan bunu söylüyor. Galatasaray'da bir yalı, bir köşk, Büyük derede bir arazi, bebekte bir yalı sana verildi ya. Üç tane petrol istasyonu, bir tane beş yıldızlı bir otel sana kaldı. Satıp gönderir misin? Bir kısmı. <laughs> Değil mi? Göz hakkı diye bir şey var. <laughs> Yazı da orada yani. Göz hakkı diye bir şey var değil mi? Yaşayacak kadar yol var. Ben de yaşayacak kadar bana kalsın. <laughs> evet. Bak bu zor bir imtihan ha. Yani bak bu zor bir imtihan. Şu abiden alalım. Abi yok ya. O kurşun atmadan hikayesi var ya. Gayri resmi tarihin hikayesidir. Selanik bu kurşun atmadan teslim ettik cümleleri hep Atatürk'e bağlanmak için yapılıyor. Ama Selanik çok önceden gitti bizim elimizden ya. 1820'lere gitmek lazım. O 1820'li yıllarda otoriteyi kaybettik. 1881 yılında Atatürk şeyken doğduğunda zaten hükümet bizim, bağlama bizim ama tüm kültür, her şey onların da. Şimdi İzmir örneği vereceğim de vermeyeyim. Vermeyeyim yani. Şimdi bizim de ne oluyor diyeceğim demeyeyim. Selanik gitmişti zaten. Balkan savaşlarından sonra Selanik'i önce Bulgarlar ardından Yunanlılar alınca 1912 tarihinde e, ciddi anlamda biz savaştık. Ama Selanik'te savaşmadık. Selanik etrafındaki savaş bölgeleri savaştık. O antlaşmalarda Selanik'in teslimi var ya. Şimdi az evvel Türk ocağından geçtik ya. Orayla ben savaşıyorum anlaşma imzalıyorum. Konferans salonu benim olacak diyorum. Bu şu demek midir? Tek kurşun atmadan burayı terk ettik. Savaşı orada yaptık. Mağlup olduk burayı kaybettik. Gibi. Hikaye bu yani. Abi. Hocam ben bir kitap hakkında soru soracağım. Bu Cengiz Şişman'ın Suskunluğun Yükü diye bir kitap. Hiç daha önce okudunuz mu? Bilginiz var mı? Muhtemel mi? Abi. Benim cahilliğim olsun. Bana bağla. Tamam. Ben Cengiz Şişman'ı da ilk defa duyuyorum. Bilmiyorum ama bulduğum zaman okuyacağım. Ne anlatıyor? Sen gözükmüyorsun <laughs> abi boş <laughs> Bak şimdi yapıyormuş. abi o yüzden şu abi kameraya görünmemesine rağmen konuşamıyor ya. Yok, ben dur mi? dur. Kameranın <laughs> önündeki adama diyorlar ki korkma hoca saldır. Mayine şeyi var burada. Yüzden, biz abi <laughs> şey yapmadım. Eyvallah. Da, Bulduğumda okuyacağım. Abi seni sorayım. Hocam abi. geçen hafta Beşiktaş durumunda Yıldız'da ben tam şey anlayamadım ya. O Konrad Oteli'nin komutan falan dedi. O Konrad Kudüs'ü alan Haçlı komutanlarından biridir. Müslümanları asan, kesen, Müslümanları mahveden, katliam eden Haçlı komutanlarından birinin adı Konrad'dır. Beşiktaş'ta Konrad diye bir otel var. Ha, Burada var. Pardon. Hocam 1890'da bir bazı toplantısında olan kişilerle Hareket ordusundakiyle ikili bir bağlantı var mı İttihat Terakki'nin? Şimdi İttihat Terakki'yi hiç sevmem ben. Ama hiçbirinin Siyonist emellere hizmet ettiğini de kabul etmem. Bu adamlar zekası az, çok cesur, vatansever tipler. Ne yapıyor? Az zekalı, çok cesur adamlar. Aptal cesaret. Kendiyle beraber etrafındakileri ölüme götürüyorlar. Gözü kara oluyor, bu da kötü oluyor. Şimdi diyor ki, adamda R yoktu. Ulan bunu niye överek anlatıyorsun ki? Mustafa Kemal'de R vardı. Kaybettiğinde çok rahat geri çekiliyordu. Sonra fena vuruyordu. Mustafa Kemal'i Enver'den üstün kılan da buydu. Enver'de R yoktu. Ölüme gidiyordu. Öldü. Mustafa Kemal'de R vardı. Geri gidiyordu. Kuvvetlenip bir daha saldırıyordu. Abi filmin sonunda kazanmak gerekmiyor mu? Bu delikanlılık kime? Saldır, saldır, saldır. Dolayısıyla Bazel'deki adamlarla iddia terakkiyecilerin Siyonist anlamda herhangi bir hedefleri yok. İddia terakki körü körüne milliyetçilik, Ha bir dakika İttihat Terakki'nin masonlar gibi bir yemin metni var. Gözünü kapatıyorlar, kukuletalarla bir yere giriyorlar. Ayinler yapılıyor, silaha, Kur'an'a, bayrağa el koyuyorlar. Hatta Mehmet Akif de itiraz etmiş buna. O da şeydi İttihat Terakki'ciydi. İttihat Terakki'nin gaye ve emellerine tartışmaksızın hizmet edeceğim duyunca bir dakika diyor. Olmaz öyle şey. Bunların bazı fikirlerinin İslam'a karşı olma İhtimal yok mu? Ben karşı gelirim diyor. Ve yeminsiz iddia terakkiye giriyor Mehmet Akif Ersoy. O iddia, o yemin falan böyle biraz masonik örgütlenmeye giriyor. Ya dedim ya, girişteki bütün ritüeller, örnek veriyorum. FETÖ'cülerdeki yapılanma, masonik yapılanmanın aynısı. Şimdi ben masonum. Bu da mason. Abi de mason. Ben abi tanımıyorum. Niye? Çünkü abi Enes'in bir üstündeki abi. Benim tek tanıdığım bir altımdaki, bir üstümdeki. İki üstümü tanımıyorum. Bu yüzden çözmek çok zor. Beni yakalayacaklar. Beni konuşturacaklar. Benden Enes'e gidecekler. Onu konuşturacaklar. Ondan ona gidecekler. Bir anda çözülmüyor şey mekanizma. FETÖ'cüler de diyor ki ben yıllarca tanırım bu adamı. İlk defa duydum bizden olduğunu diyor. O kadar gizlemişler kendilerini. Öyle yapılanmaları var evet. Bir şey, şöyle yapalım. Ee, bir dakika. Bitirdi zaten. Program bitiyor. Diğer insanların da soruları var. 10 oldu saat zaten. Şey, arkadaşa söz hakkı verdim. Son soruyu Şimdi alacağım ben. Program. program öncesinde bir konuşmuştuk ya Müslümanların okuma olası ve cehaletiyle alakalı. Bu ben depremle alakalı soramadık. 6 Şubat'taki depremle alakalı. Diyorsunuz deprem oldu. Ondan sonra işte o hafta Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı ve kader dedi bu. E deprem kaderi mi Deprem kader. E depremde ölmek kaderi. Deprem kader. Allah'ın kaderidir deprem. Her 500 yılda bir Hatay'da, her 200 yılda bir, 180-200 yılda bir İstanbul'da, her 300 yılda bir, bu kaderdir. Allah'ın sünnetullahı. Her şey, e, her fay hattının belirli zaman aralıklarıyla kırılması vardır. Bunu engelleyemezsin. Bu kaderdir. Kader, peki depremde ölmek kader midir? Ferdi platformda bunu söyleyebilirsin. Adamın kaderinde o vardır fakat bir devlet, bir mekanizma, bir yapı olarak bunu söylersen tembelliğini kılıf aramış olursun. Bu da şeye benziyor. Hazreti Hüseyin dahil 70 kişinin kellesini kesmiş Yezid çuvallara doldurmuş. Bu manzarayı gören Zeynep annemize diyor ki bana ne kızıyorsun ya Zeynep? Senin abini ben öldürmedim ki. Allah öldürdü. Onun kaderinde böyle ölüm varmış ben de onu öldürdüm diyor. Buna benziyor yani o. Depremin kendisi kader ama diğerleri değil. Hadi son soru en önden. Ya hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Al bunu eline de öyle konuş şöyle söyleyeyim. Öncelikle hani bu programı düzenlediğiniz, bu konferansı düzenlediğiniz için önce Enes kardeşimle sonra size teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Benim şöyle bir sorum var. Ama yani sorduğum bir soru biraz ne sorayım? Kobra teorisi gibi bir şeye kaçıyor. Hiç hani dünya ben dünya tarihi olarak söyleyeyim. Dünya hani bize öğretilen bir tarih var. Bir de öğretilmeyen tarih var. Hani sizin de. Dünya tarihinde bize saklanan bir tarih var mı? Hani şöyle nasıl anlatayım? Mesela Plüto Şeyi bahseder. İki tane kıta, iki tane kayıp şehri bahseder. Noktası. Yok. Biri Atlantis, diğeri Truva. Mesela birim tarih birimi Truva'yı kabul eder ama Atlantis'i kabul etmez. Abartılıdır. Ama bakıyorsunuz hani bir sürü kaynaklarda biraz mite kaçıyor, kopya yere kaçıyor. Hani sizce bu tür şehirler hani ne Gerçekten, kadar doğru o, gibi. ne yani, kadar doğuluk yani, payı var. Doğru mu söylüyor yani hocam? <laughs> Kim doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Bizim Ertan... Bizi çok mi hiç? Ko-be teorilerine mı? Ya ben ko-be teorisi ama doluk payları da çok az olsa da var. Yani çok az, benim görüşüm olarak söyleyeyim. Mesela nasıl söyleyeyim? Şimdi Mu kıtası diyorlar, şey kıtası diyorlar. Nerede o kıtalar? ...hani bir sürü kaynaklarda... ...Mu kıtıntısı Atlantis'te aynı Ha Biliyorum. Mu biziz, Anadolu Mu... ...teoriye göre Atlantis, Batı tarafı. Şimdi bu abilerin... ...benim iddiam şu... ...yani benim dünyamdaki ciddiyetleri şu... ...böyle cevaplandırayım... ...bunu müsaadenle... ...komplo teorileri nefret ediyorum. Hepsi reytingi hizmet veriyor. Ertan abiyle... ...bir program yaptık... Anlattı anlattı yanındakileri anlattı. Ben de dedim ki kardeşim bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar aciliyetin ifadesidir. Kendin bir şey yapamıyorsun. Etraftaki komploları anlatıyorsun. Korkayım mı onu mu istiyorsun? Bırakayım mı mücadele etmeyi? Köye mi yerleşeyim? Benden ne istiyorsun bu komploları anlatarak, büyüterek? Ya bırak. Onların planları varsa biz ne yapacağız onu söyle. Çanakkale Savaşı'nı kuran komplocular gemileri oradan soktular ama Seyit Onbaşı'yı tahmin etmediler. 15 Temmuz'u planlayanlar bir tankın altına kafasını koyan Kelvar Yemetin. Onu tahmin etmediler. Bırakın onların komplolarını. Bizim planımız ne? Biz ne yapacağız? Onu söyle. Komplolara bu iş olmaz. Tarihte komplo yok. Güçle vurup kıracaksın dedim. Reklam oldu, Allah şahittir. Ertan abi zaten... Bir lira ona gönderir, o da bunu söyler. Dedi ki... Senin dediklerin doğru, bizimkiler havacı var, rating dedi. En son şunu söyleyeyim. Bu komplo teorisyenleri var ya, o var, şu var, o gelecek, bu gelecek... Peki, hocam, yani şunu... İşinize geliyor, Hı -hı. hoşunuza gidiyor. Kabul edin, komandayı bırakıp onları dinliyorsunuz. Çünkü enteresan şeyler söylüyorlar. Evet. Sebebini söyleyeyim bak. Nasıl bunlar üretiliyor? Dünyamdaki yerini söylüyorum. Şimdi bu abiler yatıyor. Geceleyin üstü ince. Açılıyor üstü. Havayı yedikçe rüya görüyorlar. Üşüyor bir tarafları. Başlıyorlar uydurmaya. Başka bir şey değil. Dediklerinin 20 Ekim 20 Eylül müydü? 20 Eylül. 20 Eylül'de çok şeyler olacak mıydı ya? Ne oldu? 20 Eylül dahil Komplocuların söyledikleri hiçbir şey olmadı. Diyorlar ki, diyorlar ki Hatay'da Amerika Hatay'ı yaptı. Ya bir dakika. Ne dediğinin farkında mısın? Ne dediğinin farkında mısın? Bir buçuk milyon atom bombası gücünde yeryüzünü Anadolu'yu Asya'dan Anadolu'yu Mezopotamya kıtasından bir metre uzaklaştıracak Kıta kırıldı. Hatta ismi var. Harp. Tabii. Hatay'da kıta kırıldı. Kıta. Kıta kırıldı. İki tane kara parçası birbirinden bir metre uzaklaştı. Bir buçuk milyon atom bombası patladı. Yerin 11 kilometre altında yer değişti. Ve daha bir sürü özelliği var. Şimdi aklıma değil. Ben bunları yazmıştım tek tek. Amerika'nın bu kadar gücü varsa bizim hakikaten uğraşmamıza gerek yok kıtayı kaydıracak gücü varsa bir metre yeryüzü oynadı oynadı. Bak ötesi yok. Yeryüzü oynadı. Amerika'nın bu kadar gücü varsa önce Hamas'taki esirleri bulsun yerine. Hamas'ı ortadan kaldırsın. İsrail Amerika el ele verdiler. İki buçuk aydır Hamas'la uğraşamıyorlar. Bir şey, bir tane şey var, espri var. Bir e, görüntü. Bir kedi bakıyor aynaya. Aslan gibi görüyor ya. Koplo teorileri bu kediyi aslan gibi gösteriyor bizi. Korkmamak lazım. Ya. Çok dik olmak lazım. Hıca, en fazla ben, ölürsün ne olur yani. Ya ben şunu sormak istedim. Hani biz de ben de büyüğü, benim yaşım 27. Bizde de büyüyen nesilde hani eğitimde şöyle bir şey verdiler. Nasıl söyleyeyim? İşte insan oldu, tarımı buldu. Tarımı bulduktan sonra dinler geldi falan öyle bir öğreti vardı. Ama son bir işte 10 seneden beri işte Göbekli çık, Göbekli Tepe çıktı. O bakıyorsun hani Ondan daha şey çıktı şimdi. Karahan Tepe çıktı. Daha ondan da daha. Karahan Tepe çıktı. Olacağım. Siz de anlatıyorsunuz. Yani ben söylemek evet. demek istediğim şu. Saklanan bir tarih var mı? Dünya tarihi. Evet. Saklanan tarih var ama o anlamda yok. Ş şöyle var. Tarihi kimler yazdı? Okuduğumuz tarihi kim yazdı? Yakın tarihi kim yazdı? Asanlar yazdı. Asanların yazdığı tarihe göre de asılanlar hep haksızdı asılanlar bir tarih yazsa acaba asanları biz nasıl göreceğiz? Bu tarih evet böyle bir şey var yani. Ama onun dışında bak bir tane şey anlatayım gidelim. Al bilinmeyen bir tarih. Asur İmparatorluğu biliyor muyuz? Asurlar. Kayseri'ye gelmişler orada pazar kurmuşlar. Kaniş Karun yazıyı getirmişler Anadolu'ya. Alın size bir örnek. Müthiş bir tarih. Bilmediğiniz bir tarih. Saklanmıyor ama bilmiyoruz. Dünyanın ilk mektubu aldatılan bir kadının kocasına yazdığı mektup. Kadere bakar mısın kadınların kaderine? Evet. Suriye'de yaşayan bir kadın Kayseri'ye gidip gelen bir Asurlu kocasına diyor ki Asur meğerse Şam'da bir evi varmış. Şam yani Şam. Şam değil. Şam bölgesi Suriye. Diyelim ki Ninova'da bir evi varmış. Suriye bölgesinde. Kayseri'ye adam gidiyor. Gitme gelme iki yıl. Orada kalıyor. Bir yıl adamın Kayseri'de evi var. Ama kendi evi hanımının olduğu yer Suriye'de. İki sene gelmiyor, iki üç sene. Orada da bir ev yapmış. Orada da evlenmiş. Bunu da duymuş Şam'daki kadın. Kocasına mektup yazmış. Ninova belgelerinde var bu mektup. Ninova belgelerinde. Diyor ki, iki gözün aynı anda kör olsun. Fantaziye bak. Gözün kör olsun demiyor. İki gözün aynı anda kör olsun. Biz gözlerimiz yolda seni bekliyoruz. Sen başka bir hanımla evlenmiş, ev bak sahibi olmuşsun. Ocağın sönsün. <laughs> Kadının ciğeri yanıyor. <laughs> Ocağın sönsün. O kadını boşayıp, o evi bozup hemen buraya gelmezsen seni burada herkese şikayet edeceğim diyor. Düşünsene abi kralı şikayet ettiğini. Bir daha bu adam geri gelecek. Sonra adam o kadını boşamış mı Kayseriliyi evi bırakmış mı bilmiyoruz. Ama ilk mektup aldatılan bir kadının beddua dolu, nezih ve güzel sözlerle doldurduğu mektuptur. Hocam neye yazılmış? <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi? Neye yazılmış acaba? acaba? Taşa taşa. Neymişsine? Şey. Tablet tuğla. <laughs> Ninova Yazıtları diye bir tamam. kitap var. Türk Tarih Kurumundan çıktı. Tamam. Orada yazıyor. Abiler, ablalar Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere.